olan kişinin ismi Murat Kılıç. Kendileri ilan vermişler çocuk bakıcısı aranıyor diye. Ben Murat'la bu vesileyle tanıştım. Beni buradan alıyor, Murat'ın yanına diyor bahçeye götürüyor. Sonra ne oldu? Ben kaçtım Özcan'ın yanından. Parayı çekmeceden aldım, Murat'a verdim. Fazla durmadı, bir 5 dakika falan bir şey durdu. El salladı, ben gidiyorum dedi. Ondan sonra da gittim. Rızası dışında herhangi bir şey olmadı. Bizim biladere Özcan'ın para verip de bahçe sahibine vermediğini söylemiş biladerime. Efsane Hanım gösteriyor, diyor ki tarlalar buraların. Ne gelen oldu yani, ne de kire isteyen oldu. Kesinlikle yok. Vermiyor, kimseye kire vermiyordu. Boş kalsın diyor. Gerçekten de Murat bu tarla falan işleriyle ilgileniyor. 4000 lira para havale ettim dedi. Tarla sahibine ver diye. Onu da dedi ödememiş Özcan dedi. Bundan sonra dedi tam uylandım dedi. Şu an dedi arıyorum telefona bakmıyor dedi. Ortaya bir bomba attım. 2 güne kalmaz bu çıkacak. Çıkan sonuç daha da enteresan. Kibrem dedi sizin oradaki dedi o eken havalı mümzer boş mu dedi. Ek işleri yapıyor arkadaş. Onu aradım. Boşum dedi. Bu tarafa yönlendirdim arkadaşı ben. O ek. Bu Özcan Bey'i bulmuşlar. Sen bizim tarlayı ek, sana bu ekim biçim karşılığında para ödeyelim. O zaman Özcan'ın da çıkıp Murat'ı bu şekilde inandırdığını açıklamak zorunda. Aşırı derece terliyor. Acaba Murat'a da bir şey yaptı, bana yaptığının aynısını yapmış mıdır diye düşünmeye başladı. Murat ne zaman gelecek Özcan dedim. Murat hiçbir zaman gelmeyecek dedi. Acaba o gece üçünüz mü o yıkamacıdaydınız? O gün Özcan'la ikimiz kaldık o dükkanda. Ya niye bekliyorsun Murat'ı? Murat gittiyse de evine gelir. Ama sen burada doğru söylemiyorsun. Bizim programda iyiler, kötüler, mutluluklar, hüzünler hepsi iç içe. Tıpkı hayat gibi aslında. İzleyicilerimizle beraber biz bir araya geldiğimiz, halledemeyeceğimiz iş yok. Neyse gerçek ortaya çıksın. Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün aramızda Murat Kılıç'ın 15 gün önce Murat Kılıç'ın Adana'da kaybolan Murat Kılıç'ın ilk eşi de var. Yüzün gözükmeyecek hayatım. Tamam, endişelenme. Hoş geldiniz siz de. Teşekkürler. O da bugün bildiklerini bizimle paylaşacak. Arkadaşlarım da gösterecekler diye ümit ediyorum. Efendim az sonra bir kamera görüntüsü bulduk. Aslında hani bizi çok heyecanlandırdı. Ama montajı sürüyor. Yaklaşık 45 saatlik bir kamera görüntüsü bu. Tam şu arkada gördüğünüz yer, işte o bahsi geçen yıkama dükkanı. O yıkama dükkanında hani Murat geldi, o gitti, bu geldi falan diye anlatılanlar var ya. İşte şimdi o görüntüleri izleyeceğiz, bakacağız. Kim ne zaman gelmiş? Gelmiş mi, gelmemiş mi vesaire. Hep beraber aslında yayında sizlerle beraber izleyeceğim ben. Yani yetiştiremedik. Çok az bir bölümü arka arkaya bağlanmış bana gösterildi. Açıkçası hani büyük ekranda izlemek istiyorum ben de. Bugün biraz ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak gibi görünüyor. Arkadaşlar bir dakikalar istedim. Onları ayarlayana kadar bekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum muhabirimize ve duyarlı izleyicimize. Bizlerle görüntüsünü paylaşan. Az sonra yayında olacak. Ben de onun heyecanını yaşıyorum açıkçası. Efendim ondan önce konuklarım var. Hemen onlara da kulak verelim. Bir Mehmet Yıldırım, Sara Hanım. Hoş geldin. Çok hoş olmadığını biliyorum ama lafın gelişi hep söylüyorum. Sara Hanım oğlunu aramak için aramızda. 6 ay olmuş oğlu kaybolalı. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Mehmet Yıldırım 26 Aralık 2014'te Şanlıurfa'dan kayboluyor efendim. Üstelik sağır dilsiz. Bu yüzden de anne son derece endişeli. Nasıl kayboldu? Böyle arada gider miydi Sara Hanımcığım? 8 ay önce kavga oldu. Oğlum bir de Ayhan'la hoş. Heyecanlanma. Biz derin bir nefes aldık. Abdayhan'ın oğlu oğlumu bıçakladı. Ne oldu? Bıçakladı. Senin oğlun mu bıçaklandı? Evet, benim oğlum bıçakladı. Adam bıçakladı. Senin oğlun bıçakladı? Yok, o. Oğlunu bıçaklamıştı. O ne?
Bıçakladı. Heh. Bıçakladı sonra 10 gün yani ilaçtı. 10 gün sonra ilaçtı. İlaçtı 2 ay sonra mahkemeye mesele geldi. Mahkemesine geldi. Heh. Geldi mahkemeden gitti zamanı kızdı. Çocuk serbest bıraktılar. Serbest bıraktı. Hı hı. Dedi hem beni bıçakladılar hem serbest bıraktılar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu senin oğlun kaybolmadan 3 ay önce çarşıya çıkmış. Çarşıda da senin anlattığına göre Abdülkadir isimli birisi evet. Sen sağır dilsizsin konuşamıyorsun delisin diye senin oğlunla dalga geçmiş. Öyle mi? Evet, evet öyle. Senin oğlun da onunla kavga ediyor. Kavga etmişler he. Ya iyi de buna 22 yaşında kim buna böyle bir şey söyler ki böyle hiç de böyle bir şey de söyleyecek birini de. Yani hakikaten böyle bir şey varsa. Vallahi söylerler. Söylerler mi hocam hiç denir mi ne kadar ayıp? Söylerler. Yani o ayıbı çok insan yapıyor. Maalesef çok insan yapıyor. Vallahi ilkokulda bile ben anaokulunda bile hiç görmedim. Yani normalde çok ayıp bir olmaması şey. Gereken bir şey. Ama yani hatırlatsınlar Sayın geçen... Hocam 22 yaşında bu bir delikanlıyla sağırsın dilsizsin diye dalga geçen kişinin akli melekelerini kontrol etseniz o sağır dilsizden daha mutlaka. Eğer böyleyse. Evet, evet öyleyse. Evet, öyleyse böyle. Onu yapan kişiyi ben ondan daha bu sağır ve dilsizden ben, daha... Ben size bir şey söyleyeceğim ben hiç o akli melekelerle alakalı değil o. Yani o iyilik kötülükle alakalı bir şey. İşte ne olursa olsun ahlaki yapısı de, iyilik kötülük de, ne dersen de. Sonra hem dalga geçiyor yani bu Abdülkadir hem de Mehmet'i bıçaklıyor. Mehmet 10 gün hastanede tedavi görüyor. Bıçaklayan Abdülkadir tutuklanıyor. 2 ay sonra da serbest kalıyor. Serbest bırak. İşte ben de ondan sonra diyorum ya dikkat edin bıçaklanmayın. Tövbe yarabbim. İşte gülmeyin ama. Evet. Yani dikkat edin bıçaklanmayın. Evet, Allah korusun. Dikkat edin. Allah korusun. Öldürülmeyin yani. Evet. Hani başka bunun üzerine daha başka ne denebilir? Dikkat edin ölmeyin. Giden gidiyor çünkü. Ya dikkat edin ölmeyin yani. Evet. Zaten seni öldüren evet. Çıkıyorsa 8 sene sonra 10 sene sonra sen dikkat et öldürülme yani. Ben ne diyeyim evet. Ki artık? Çünkü artık diyecek lafım kalmadı. Doğru. Yani bu kanunları çıkartanlar belki utanırlar diye söylüyorum ben. Burada hakimin, savcının suçu yok. Elindeki yok. Kitaba göre işini yapıyor adam onlar yani. Onlar öndeki kitaplara göre dediğiniz yani gibi. Artık gayet. Bunlar değişecek yani. Bunlar mevzuat değil, sonra uygulayacak, yapacak yani. Başka bir şey yok. Mevzuata göre hareket ediyorlar. Sonra bu Mehmet, Abdülkadir'in serbest kalmasını çok kafasına takmış. Çok kızdı. Takar, ben de takarım yani. Yani. Ailesine de demiş ki siz bana sahip çıkmadınız. Abdülkadir de serbest kaldı. Evet. Yani siz bir avukat tutsaydınız belki bir şey yapsaydınız da yani. Çıkmazdı diye düşünmüş öyle anladığım kadarıyla. Değil. Öyle. Çok içerlemiş. Ailesine evet. De bu yüzden küsmüş. Hı-hı. Sonra kaybolduğu gün evden kimseye haber vermeden çıkıyor. Evet. Şanlıurfa, Akçakale, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki evinden çıkıyor efendim. Hı-hı. Tanıyan, bilen yani görebilecekler olan için söylüyorum. Sonra önce amcasının oğlu Kasım Yıldırım'ın evine uğruyor. Evet. Ama Kasım Bey evde yokmuş. Evde yok. O yüzden oradan durmadan ayrılmış. Hı hı. Bir daha da kendisinden haber alınamıyor. Bir daha da hiç gören olmamış hiç, yani. Hiç. Ne gören ne de diyor. Kimse görmemiş. Sanki yerden kayboldu. Sanki yere kaybolmuş. Yok. Acaba senin oğlan taktı kafasında gene gitti bu çocuğun peşine mi? Zaten ilk gitti ben korktum dedim inşallah ona gitmedi. Ama yok. Bilmiyorum. Oraya da gitmemiş diyorsun. Bilmiyorsunuz yok. Daha doğrusu. Yok. Efendim 26 Aralık 2014'ten bu yana kayıp. Anne çok perişan. Arkadaşlarım dediler ki Sara Hanım o kadar aradı ki geleyim ben bir o çocuğumun fotoğrafını göstereyim diye. Çok haklısın hayatım. Çocukluğundan mı doğuştan mı sağır değilsin? Evet doğuştan. Hani tanınma ihtimali o anlamda daha yüksek olabilir. Eğer bir yerdeyse olur ya. Doğuş tanımı çok ağır. Ha? Çok ağır. Çok efendi bir çocuk valla. Ne gibi çocuk? 6 ay olmuş. Ne gibi çocuk diyor? Yani benim... Efendi bir çocuk diyor. Çok ağır. Çok akıllı ağır. Efendi bir çocuk. Kaç çocuğun var Sarı Hanımcığım? 7 çocuk. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Kaç kız kaç erkek? 3 kız 7 oğlan. 3 kız? O 7 tane yedi oğlanı söylüyor. Kızlar ayrı hariç. 3 tane de kız üç var. 3 kız 7 oğlan.
Sana sadece şöyle bakıyorum. Kız neden kızları saymıyorsun kaç çocuğun var deyince? Yani çocuk derken o erkek çocuğunu anladı. Aşk olsun sana. Öyle değil mi Sara Hanım? Evet. Yani kaç çocuk derken çocuk erkek garson. Fransızca'da garson çocuk ya o vaziyette. Öyle anladı. O zaman senin annen de seni saymıyordu yani çocuktan evet. Öyle mi? Senin gücüne gitmiyor muydu o zaman? Umursamıyoruz. Şimdi artık diyor ki benim çocuğum kayıp diyor. Boş ver sen bunları. Evet evet. Dur bakalım inşallah bulunur. İnşallah ortadadır bulunur. Bakayım elinde ne var senin? Peçete pili yok. Ne? Bu hastalık için yapıyorum. Elim ağrıyor ya. Bazen böyle de mesela dökmek yapayım. Hastalık için. Dövme. Hastalığa mani olsun. Evet. O dövmeleri yapınca hasta mı olunuyor? Hı. Böyle şekle göre mi? Yani böyle mesela elim ağrıyor zamanı böyle dikme yapıyorlar, iyileşir. Elin İlaçla, ağrıyor mesela, iler. Elin ağrıdığı zaman bunu yapıyorlar. Böyle dövme evet. Geçiyor mu? Evet, geçer. Bayağı ellerinde var senin. Hı. Evet, merak ettim ben de öyle şekilli dövme mi? Hadi bakalım inşallah. Evet. Yani i̇nşallah. Annenin aslında tek ümidi diyeyim. Ben de son bir hafta kaldı, şifayı kaptım. Annenin tek ümidi diyor ki oğlum bize küstü, darıldı, herhalde bize darılıp gitmiş olabilir, ortaya da çıksın diye seslen istersen oğluna da, inşallah seni izliyordur. İnşallah, inşallah. Seni zaten görünce senin onu aradığını anlayacaktır. İnşallah. Bakalım inşallah öyle bir şeydir. Urfa'dan da gören bilen varsa efendim Şanlıurfa'dan sizlerden haber bekliyoruz. Yalnız 6 ay olmuş Müge Hanım, 6 ay. 6 ay. Ama kalır 22 yaşında. Belki mesela bir yere gider, çobanlık yapar. Derdini de anlatamaz. Evet, evet. Şimdi efendi de çocukluyor. Birisi de belki bir çobanlık yaptırıyor. Tarlasını sürdürüyor. Bilmez ki insanlar ne olduğunu. İnşallah o bıçakla yaralanan kişilerin tarafına gidip i̇şte, de ondan korkuyor. Onlarla muhatap ondan olmamıştır. Korkuyorum. Onlarla muhatap olmamıştır. Ama bir şey söyleyeceğim. Onlarla muhatap olsa o gene duyulur orada. Onlar da orada. Mahkemeden sonra bir gün kalkmış gitmiş şeye. Polislere gitmiş. Gitmiş polislere kavga etmiş. Dinliğe o çocuğa bıraktın. Beni vurdu. Bıçakladı. Evet. Hmm. Yaralandı. Serbest bıraktın. Kendine yara var ya. Yara, yer var ya. Evet. Yara yer. Böyle vurmuş bayılmış. Eyvah. Demiş ölmek istiyorum. Madem ki o çocuğu bıraktın ben de ölmek istiyorum. Polislerin elinde değil ki gitmiş. Kalkmış polis kaldırmış. Getirmiş şeye. Hastaneye getirmiş. Ne vurmuş. Strop takmış. Ben de haberim yani yok. Yani o kadar kafasına takmış çocuk. Yani. Çok kızdı, çok kızdı. Epilepsisi var çocuğun. Ondan sonra 10 gün gitmeden önce 10 gün ne yemek yiyor, ne de bize sohbet diyor, ne de şakalıyor, ne de konuşuyor. Hep başına duvara vuruyor, hep kızıyor, hep Allah kızıyor, Allah. Hep böyle oturuyor ağlıyor. Hayatım çok haklısın, valla adaletsizlik herkesi böyle anlatıyor. Yani. Öyle neyse ama. İnşallah ben hep şunu sağ salim bulunsun yani da. Diyelim ki böyle bir kavgaya karışmış herkesi de ömür boyu hapse atsınlar değil şeyim. Ama ben hep şunu savunuyorum. Yani. Diyorum ki kardeşim bu bıçaklamada da oraya polis ekibi mi geliyor değil mi? Hı-hı. Oradan hastaneye gidiliyor. Doktoru, polisi, savcısı, hakimi, devletimin, ülkemin ağacının Hı-hı. kağıt haline getirilmiş kağıdı, dosyası falan bir masraf var değil mi? Bu masrafı çıkarana kadar tutuklu şekilde çalıştıracaksın. Bak bakalım yapıyorlar mı bir daha? Bak evet. Bakalım kimse niye şimdi insanlar diyor ki Avrupa'da herkes çok nazik, çok saygılı, kimse kimseye bir şey yapmıyor. Hiç onlar da öyle nazikliklerinden değil, korkuyorlar. Orada polisten korkar insanlar. Çünkü polis onu aldı mı hani şey yok. Ya abi ya bu sefer beni görme. Şimdi bir de bizde başka bir yapımız da var ya. Tabii. Hani ben de şimdi polis olsam hani abi ya bu sefer kesme dese bak kendimi de biliyorum. Ben de arada gözlüğüm var ama orada öyle bir şey yok. Ve insanlar biliyorlar ki ne suç işlerlerse ağır şekilde cezasını görecekler. Yani. Öyle 16 yaşında kızı götürdüm. Yok kız kendi rızasıyla gitti falan. Yok orada öyle bir şey yani. Kız öyle bir şikayette bulundu mu gidip de psikolojisi bozuldu mu falan diye rapor da alınmıyor. 16 yaş 16 yaştır deniyor. Evet. O yüzden yani illaki cezaevleri yetmez bu şeye. Ama bir süre sonra o cezaevlerine de giren bulunmayacak. Çünkü insanlar çekinecekler, korkacaklar. Korkmak da lazım. Efendim. Gülseren Hanım'dan, Gülseren Dinçel'de İzmir'den geldi. Onun da işi çok acil çünkü gelini bir hafta sonra doğum yapacak. Aslında o da buraya gelmek istiyordu.
oğlunu aramak için stüdyomuzda. Enteresan bir kayıp bu da. Yani öyle evet. söyleyeyim. Evet. 48 maalesef. Yaşındaki oğlunu aramak için evet. aramızda. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Serhat Dinçer. Evet. İzmir Menemen'de kayboluyor. Allah. Kendisi Menemen'de çiftçilik yapıyormuş. Tarla ekip, tarlası, kendi tarlanız mı var? Onu ekip biçiyor. Şimdi bir evlilik yapmış. O evliliğinden bir tane kızı var. Sonra ondan ayrılmış. Bu şimdi yeni evlendiği eşiyle de uzun yıllar beraberlermiş. Evet. En son hamile kalıyor artık anladığım kadarıyla evet. Hanımefendi. Kaybolmadan 2-3 gün evvel de nikah kıyıyorlar. 3-4 gün evvel. Hemen evet. o hafta yani. Evet. Nikah kıyıyorlar. O içerisinde. Hanımefendi de bu hafta içinde doğum yapacak. Dediğim gibi o da gelmek istedi. Biz çok arzu istedi. Etmedik. Yolda bir problem olur evet. Allah korusun diye. Evet. Serhat Bey sabah kalkıyor. Evine kahvaltılık alıyor. Evine bırakıyor. Sonra tarlaya sulama yapmaya çıkıyor. Tarlada sulama yapmaya çıkarken yanında da Erol isimli bir çalışanı var. İşi. Sulama başladıktan bir süre sonra kendisine bir telefon geliyor. Bunu evet. Erol Bey mi size anlatıyor? Evet. Erol Bey diyor ki biz işe evet. başladık. Evet. Daha sonra Uğur Serhat. Hı. Uğur mu diyorsunuz Serhat mı diyorsunuz? Serhat diyoruz daha çok. Serhat Bey'e bir telefon geldi. Konuştu. Telefonu kapattıktan sonra da bana benim arkadaşım ya. Gelmiş. Ben yola kadar çıkıp geleceğim dedi diye evet. aileye anlatıyor. Çünkü siz orada değilsiniz. Gelirim, sen suya devam et demiş. Sonra bir saat sonra sulama yaparken şöyle bir şey varmış anladığım kadarıyla. Bu sulamayı sizin oğlunuz biliyormuş. O makineyi evet. açmayı, evet. kapatmayı trapo vesaire. Var. Lafınızı kestim. Hı? Özür dilerim. Estağfurullah. 3 tane artizyenimiz var. Trapo ile çalışıyor. Bahçeden geçti. Ki onları bırakıp hiçbir yere gidemez, gitmez. Öyle işine sadık. Domates dikti 20 dönüm. O domatesi sulayacaklar. Onları o sulanıyor ama gitti. Mahsuller gitti. Öyle mi? Tabii yani. Tam şimdi sebzesini verecek. Mahsul falan da kalmadı. Buruştu. Yağmurlar zaten mahvetti. O çok bakıyordu. İlaç da atmışlar o gün. Sabah erken kalkıyor 6'da. Tarlaya gidiyor, işçiyi bırakıyor 7'de falan. Ondan sonra hanımına kahvaltılık getiriyor. 10-10.30 sıraları beraber gel diyor, seninle bir yiyelim. Yiyor, ondan sonra kalkıyor. O gidiyor tekrar ovaya. Yani bunu anlatmanız şu anlamda önemli. Evet. Hep böyle diyoruz ya birisi kaybolduğu zaman. Hı. Hani 48 yaşında adamdır, kendisi evet gitti. Yani. İyi de şimdi gidecek adam gidip işte sabah tarlasına işçisini götürüp sularını açıp evet. tekrar eşine kahvaltılık tabii. getirip evet. tekrar tarlaya döner mi? Şimdi ben bugün kaçmaya karar verdimse niye bütün bunları yapayım? Bir şekilde dönmüş, çeker giderim yani. İşçimiz şahit, komşumuz şahit. Ondan şimdi bunu sonra devamlı yapayım. Sonra bu yola kadar çıkıp geleceğim diyor, göreceğim, geleceğim diyor, gidiyor. Sonra işçi diyor ki size arıyor anladığım kadarıyla. Çünkü bekliyor, gelmiyor. Bu vanalar kapatılacak, işte evet. trafo kapatılacak, her evet. neyse. İşçi de bunu bilmiyor. Arıyor, diyor ki aileye, yani gitti oğlunuz, gelmedi, ben ne evde yapacağım? Evde mi Serhat, burada mı diye aradı. Şimdi bu bahsedilen arkadaşını da siz tanımıyor musunuz? Evet. Biliyor musunuz kim geldi dediğini? Hayır. Telefonla konuşan şahsı bilmiyoruz. Onu da bilmiyorsunuz. Onu bilmiyoruz. Onun telefonunu kimin üzerine kayıtlı telefon? Benim üzerimeydi. Ondan... O bir şans yani. O bir şans. Sonra polis emniyete gittik. Orada ifade verdik bir gün akşam üzeri. Gitmiştir diyor. Bir kadınla eğlenmeye gitmiştir. Kardeşim iş yapıyor çocuk dedi. Mahsulü var. O mahsul biterse biz biteriz. Nafakamız oradan çıkıyor bizim. Gülsün Hanım'ın bu kayıp işi çok zor ya. Allah hiçbirimizin başına vermesin. Allah kimseye göstermesin yani. Amin. Bu çocuğum, çok kötü bir şey. Endişe ediyorum yani sağlığında. Çok haklısınız. Çünkü kayıp diye baktığımız sürede bir evet. takım o zaman delil, emareler de ortadan kayboluyor. O sıkıntı yaratıyor. Mesela çok güzel oldu Ferdane Hanım. Bak Adana'dan. Kaç evet. yaşındasın Ferdane Hanımcığım? Ben mi? Kaç yaşında mıyım? Hı. Ben 68 yaşındayım. 68 yaşındasın maşallah. Yani çok da dinç bir hanım. Yavrum. 68 Heh. Yaşında kayboldu, hemen geldi oğlu. Mesela ben şimdi az sonra size güvenlik kamerası görüntülerini izleteceğim. 2 ay sonra gelse yok yani çünkü. Evet. Yok. Siliniyor. Aynı şekilde Gülseren Hanım da öyle.
Bugün tabii ki fotoğrafı gösterelim. Evet. İnşallah bunu söylüyorum. İnşallah kendisi gitmiş. Hepimizin dileği o. Keramet sizler. İnşallah gitsinler. Olur. Hadi kaç tarladı. Kaç gün olmuş gideli? 9 gün oldu. 9 gün oldu bugün hocam. Bugün 9. gün. Evet. Aynur Hanım da telefon attığımızda. Eşi Aynur Hanım günaydın. Günaydın. Size de hayırlı doğumlar diliyorum inşallah. Hayırlısıyla evladınızı kucağınıza alın. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz eşinizin böyle kaçıp gideceğine falan inanıyor musunuz? Sizin en son kahvaltıya geldiğinde bir tartışma vesaire bir şey yaşandı mı? Hayır, hayır, hayır. Yani siz de kendinizin başına gitmez, başına evet. Bir şey gelmiş hayır, olabilir. Hayır, başına muhakkak bir şey geldi. Yoksa o bizi bırakıp bir yere gitmez yani. Bir iki kişi bunu. Günde 4-5 kere eve uğrayan bir insan. Akşama kadar telefonla konuştuğumuz bir insan yani. Sizin doğumunuzda yani, ne kadar kaldı? İşte önümüzdeki 2-3 günde doğuracağım yani. Ay canım benim ya. Allah yardımcın olsun. Ya ben de gelmek istedim de bu durumdayken gelemedim yani. Biliyorum hayatım ben de hiç arzu etmedim. Allah korusun şu anda en önemli şey tabii ki bebeğin. Evet. Bebeğin hayırlısıyla dünyaya gelsin. Kız mı erkek mi? Sağ ol. Erkek. Hadi çok abi. İstiyordu erkek çocuğunu. Bir tane kızı varmış galiba. Kızı herhalde var. Değişik olsun evet, diye oldu istiyordu. İstiyordu. Efendim ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Olur ya giderken hani düşer, bayılır, hastalanır, bir trafik kazası geçirmiş yok. Olabilir. Yani bir şey bir şey. Tabii ki polise haber vermişsiniz ama evet. Bazen hani o kayıpların girişinde, o kayıp aramalarında sıkıntılar yaşanabiliyor. Emniyet ve jandarma da bundan çok şikayetçi zaten. İnşallah bir gören bilen vardır. Önce onu söyleyelim. İnşallah. Ekrandaki beyefendiyi 8 Haziran'da arayan bir arkadaşı varsa evet. Ben aradım, bekledim, gelmedi, gelecekti. Hani bir daha aradım telefonu kapalı çıktı ya da geldi şöyle oldu falan diyecekti bir arkadaşı varsa bekliyoruz. Galiba burada da piyango biraz yanındaki işçisi Erol Bey'e vuruyor. Şimdi Erol Bey biraz bazı şeylerin cevabını vermek durumunda kalacak. Önce bir fotoğrafı gösterelim. Belki onun da anlatacak başka şeyleri vardır. Bu da bir şans vallahi. Yanındaki kişiye de yani biz dikkat edelim kaybolmayalım. Yanımızdaki kişiye de dua edelim o da kaybolmasın. Yani Allah korusun. O da bir evet. O da bir evet. Şans. Çok zor bir şey. Yapacak bir şey yok yani. Resmen emniyetten alay ettiler. Yok yok. Yani öyle demedim. Ben çok üzüldüm. Şeye gitmiştir diyor. Yaşamaya gitmiştir bilmem ne. Kardeşim dedim iş yapan kişi. Pis üstüyle, çamuruyla çıkar da gider mi? Giyinir adam akıllı. Hadi Allah'a ısmarladık der ki çıkar. Çamurla seni kim ne yapacak? Evet. Yani. Çok haklısınız valla bir şey söyleyemiyorum. Hani ne konuşulduğunu bilmediğim için hani haklısınız derken bu lafınızı haklısınız diyorum. Tabii biz de bilmiyoruz. Hani, biz de bilmiyoruz. Yok hani sizin emniyetlerinize geçen evet. Şeyi bilmiyorum. Karşıdaki işçi ileriden duymuş. Geliyorum demiş Erol. Yani Erol Bey çok cevap vermesi gerek. Öyle mi? Tabii. Bakalım bir resmi gösterelim. Önceden hani fikir yürütmek doğru olmayabilir. Bir fotoğrafı gösterelim. Gelecek telefonları bekleyelim. Yani eşinin doğum yapmasından dolayı tabii onların ayrı bir telaşı var. Özellikle şimdi gösterdim ki hiç orada çekim yapmadan babaannenin geri dönmesi lazım. Hanımefendi de yalnız. Evet, sağ olun. Ama fotoğrafını gösteririz. Ve orada beyefendiyi de aramak için elimizden ne geliyorsa yaparız elbette. Teşekkür ederim. Efendim, Aliye Hanım da bekledi. Kızı Kısmet'le beraber. Ay valla bu öksürümden dolayı çok özür diliyorum. Geçecek birazdan. Nefret ederim ekranda da böyle hani keh keh köh köh ama. Bu klimalarda oturup başka türlü olması galiba mümkün değil. Çok özür diliyorum. Birazdan geçireceğim. Yani kendime şu anda onu yapıyorum. Geçsin diye. Efendim, Aliye Hanım da kızı Kısmet'le geldi. Kısmet büyük tisenk. Büyük fişenk. Büyük? Fişenk. Fişenk, tisenk evet. Yazmışlar buraya da büyük fişenk. Aliye Hanım Konya Seydişehir'den geldi. O da oğluyla görüşmek için aramızda. Oğlunun nerede olduğunu biliyor musun? Önce onu sorayım. Kayseri. Kayseri. Kayseri'de olduğunu biliyorsun. Ama yüksek sesle biraz. Kayseri. Kayseri'de. Sen oğlunu 2 yaşındayken babaannesine bırakmışsın. O gün bugündür de görmüyorsun. O gün bugündür dediğimde kaç yıl dersiniz? 33 yıl. Evet. Şimdi 33 yıldır görmediği oğluna hem bulabilmek hem de ona sesini duyurabilmek, onunla kucaklaşmak için aramızda. Aliye Hanımcığım, dur baştan ağlama ama sonra anlatmıyorsunuz.
Çok zor biliyorum da. Kısmet ne de, güzel gözlerim var senin Aliye Hanımcığım. Kısmet de abisi için, abisine mi sarılmak için evet, gelmiş? Evet, evet, o da abisi için aramızda. Aliye Hanımcığım sen kaç yaşındasın? 51 de kimlikte büyük yazıldı. 51 yaşındasın. Kimlikte büyük. Kaç çocuğun var? 3 tane. Bir de Serkan'ım var, 4 tane. Başta, dört tane başta o gelir tabii. En büyük abileri. Hı-hı. Sen şimdi oğlunun babası Cafer Esetekin'le tanışmışsın. Evet. Sonra Serkan dünyaya gelmiş. Evet. 35 yıl öncesinden bahsediyorum, tekrarlayayım. Bu arada senin bu Cafer adam yaralamadan cezaevine girmiş. Evet. Sen de almışsın Serkan'ı, dönmüşsün baba evine. Evet. Sonra ne oldu baba evine döndün? Baba evinden de dönüşüme bir ay kadar orada kaldım. Burada Konya Sedişehir'inde bir evlilik yaptım. Yanımdaydı, bir ay kaldı. Orada. Peki gider gitmez hemen evlenebildin mi? Hı hı. Aferin babam, bana. Babam da baskı, zaten işin başı babam. Hı. Analık da vardı başımda. Hani ondan sonra çocuğum bir ay kaldı yanımda. O taraftaki... Kimle evlendi? Kısmet'in babasıyla mı evlendi? Evet. 3 tane buradan. Elin öper, 2 kız bir olan. Allah bağışlasın. Sağ ol. Ondan sonra orada babaanne, babam gibi yani böyle dendi. Babamdan duyuşum. Kardeşlerimi gönderdiler. İşte kuzum elin çocuğunu getir. Burada bize baskı yapıyorlar dediler Müge Hanım. Bir ay sonra da götürdüm ama keşke de götürmeyeydim. Her şeyi göz önüne alaydım. Hiçbir şeye değişilmiyormuş. Dünyalar bile dırnağına, bir de ilk göz ağrım. Değişilmiyormuş ama çobancılığıyla her şeyle 3 cabrayı ayakta tuttum. 4.'sünün içi zaten o devamlı başımda ilk göz ağrım. Her şeye de ben hatalıyım. O benim karşıma çıksa her şey dese boynum kıldan ince ona. Ama Ali Hanım sen kaç yaşındaydın bu Serkan doğduğunda? Küçüktüm. Kaçtın? 15-16 yaşındaydım. 15 ben günlük bilirim. Nokusaydım. Babası hı? Cezaevine düştüğünde 15 günlük nokusaydım. 2-3 sene yol bekledim tabii ki. Babasının babasıyla Nesme nikah yok muydu? Hayır hocam şey zaten. Vardı. Hoca nikahımız vardı. Zaten küçük. Evet. Yani. Sonra sen yani Kısmet'in babasıyla evlendiğinde anladığım kadarıyla o bebeğe bir şey söylememiş. Evet. Yani bebek bizim yanımıza kalabilir evet, demiş Serkan evet. için değil mi? Evet. İyi adammış demek ki evet. o da. Sen de bunca yıl evli kaldığına evet. göre. Evet. Ama sonra senin baban diyor ki bu şeyin diyor Cafer'in ailesi geliyor bize baskı yapıyor. Evet. Artık Ali'ye başkasıyla evlendi. Biz çocuğumuzu onun evet. yanında bırakmayız. Bizim de başımızı belaya sokma. Evet. Getir onların çocuklarını ver. Sen de rahat et diyor. Evet. Sen de götürdün bebeği. Babaanneye, sen mi bıraktın? Evet ben bindim otobüse babaanneye teslim ettim. Nerede oturuyordu babaanne? Kayseri'de. Siz hepiniz Kayseri'desiniz. Hı hı. Ne dedi sonra babaanne alınca çocuğu? Babaanne tamam çocuğumuzu teslim et. Bir daha görüşmeyelim dedi. Tabii ki B'ye vardığımı da öğrenince kimse kabullenemez. Niye onun canım için... kabullenemez? Oğlu cezaevine girmiş sana nikah kıymamış. Sen de tabii ki evet, bundan doğal işte ne var? İşte oradan da bir kavgamız falan olunca Müge Hanım bir daha da gidemedim. Kavga oldu mu? Tabii canım. Sen niye evlendin diye mi sana evet. dedi? Evet. Sen de deseydin ki senin oğlun bana nikah evet. mı kıydı ki? İşte eskiden de denmiyordu. Büyük karşılanmıyordu. Kayınvalide yani ne derse o oluyordu. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Büyük büyüklüğünü evet. bilirse büyüklük evet. saygısını hak eder ve görür. Küçük evet. küçüklüğünü de bilir o zaman. Evet. Ama büyük olan o zaman kendi oğlunun ya da kızının hatasını görecek. Karşı tarafta sonuçta birisinin evladı. Diyecek ki kızım hiç istemezdim. Hani gelip büyütseydin çocuğun ama... Evet. Benim oğlum da hayırsız çıktı. Sana nikah evet. kıymadı. Cezaevine girdi. Sen de haklısın. Ortada kaldın. Evlendin. Mutlu ol. Gel arada da istiyorsan çocuğunu gör. Büyük böyle olursa evet. o zaman da küçük küçüklüğünü bilir. Hürmet gösterir. Elini öper. Doğru. Büyükler de o zaman büyük düşünecekler. Geniş düşünecekler yani. Diyorum evlat çok kıymetli. Evet. Hiç kimse evladına laf söyletmek istemez. Ama gerçeği de bilmek lazım evlatla ilgili. Sonra peki sen hiç gidemedin mi Serkan'a? Gidemedim Müge Hanım'la. Babalarımdan da ayrıldım. 14 Hangi babalarından? Kısmet'in babasından ayrıldın mı? Evet. 14 Ben hala berabersin. İyi hayır, adammış dedim. Ha. 14 14-15 sene oldu. Şimdi elin öper. Mesela çocuklarımı topladım. Çobancılığıyla büyükbaşa bakmamla da yavrularımı geçindiriyorum. Asla da yani
dördünün de dırnağına el erkek derken yani sözüm kötü erkeklere dırnağına kurban ederim. Bu saatten sonra da evlatlarıma, dört çocuğuma adadım kendimi. Onlar evlendi mi? Torun falan var mı? Kızı büyük, bunun büyük ablası var. Elin öper dört tane. Bunun bir tane. Üç ay sonra da askere gidecek oğlum var, elin öper. Maşallah. O da Allah çok tarih istedi. Getiremedim yani. Peki Aliyeciğim, sonra şöyle bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Bu Cafer Bey'in ailesi o dönem Kayseri Battal Gazi Mahallesi'nde yaşıyormuş. Malatya'dan göç edip evet, oraya yerleşmişler. Sonra Cafer Bey'in babası Ali Bey, neyse ona söylememize gerek yok. Sana daha sonra, şimdi sen anladığım kadarıyla oğlunun Kayseri'de olduğunu biliyorsun ama hani hangi semtte, nerede onu biliyor musun? Semti Müge Hanım, Battal Altı var, Battal Kazi var. Zaten ha, Cafer Bey var, o taraf bir ayrı bir mahalle. Mesafeli, yani karışılmaz ama oranın kayınbabamın kardeşleri falan yerlisi yani. Evleri, müvleri kendilerine. Onlar o zaman orada oturuyorlardır. Evet. Yani. Sen niye hiç kapısını çalmadın artık? 10-35 yaşına gelmiş mi çalsaydın? Gidemedim Müge Hanım. Devamlı işte böyle çobancılığından çıran. Acaba bir şey olur mu? Bir şey yaparlar mı? Cahilliğin eseri. Gidemedim. Sana mı bir şey yaparlar? Evet. Zaten dedim başta yani onlar kararı verdi. Bu kadar da bir göz açık bir kişi değildim. Sen oraya gidip kapıyı çalarsan sana bir şey yapmalarından muhtemelen evet oluyorsun. Evet. Bunca yıl sonra. Evet. Kıyamam ya. Fakat çok açık sözlü Aliye Hanım. Çok açık sözlü, evet, yerli yerinde konuşuyor. Çok beğendim. Senin oğlun fırıncılık mı yapıyormuş? Evet, oradan bir kişi buraya bir seyyar satıcı geldi. Heh. Oraya herhalde bir ekmek almaya gitmiş. Hı. Demiş yani tanıdık çıkınca, sen kimlerdensin falan deyince, öğrenince, o demiş ben şunlardanım, şunlardanım, bu ekmek almaya giden adam. Sen nerelisin demiş, Konyalıyım demiş. Ya demiş, biriniz demiş sorsam tanıyabilin mi? Aliye var demiş, bilir misin demiş. Ay. O da demiş hangi isimle falan derken, var ama oraya gelin gitmiş, benim annem olur ama öldü dediler bana dayılarım filan. Ay. Çocuk bir kişi geldi böyle dedi, kaba dayı yenge dedi, güçlü kuvvetli oğlum dedi. O da bana da aynısın dedi, oğlum var mı dedi, evet dedim ama gidip gelemiyorum dedi. O da demek seni sormuş yani. Evet. Sen bir seslen oğluna istersen. Ben dün de seslendim, her zaman da sesleniyorum o sarıma, baba itime. Bu saatten sonra da buralara geldim, bak bir nemle şekil oldum. Kellemi dört çocuğuma adadım ama başta yine Sarı Serkan'ım sensin, ilk göz ağrımsın. Sarışın değil mi Serkan? Serkan'ım sesimi duyuyorsan annem, sadece bir sesini duyayım, başka bir şey istemiyorum. Darda mısın, zorda mısın? Yine yani bu kellemi yolunuza koymaya hazırım dört çocuğuma. Annem bir telefon. Her şeye razıyım yani. Peki bak, Cafer Bey telefon attığımızdaymış. Evet. Serkan'ın babası. Cafer Bey günaydın. Günaydın ablam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim ablam. Sizde kaç çocuk var şimdi? Bende mi ablacığım? Bende hiç çocuk yok annem. Aa. Allah. Serkan'dan sonra olmadı mı başka? Yok annem, evlendim ama olmadı yani. Eve evlatlarım var. Ha, anladım, tamam. Neyse. Cafer Bey. Efendim. Sen de bak, bu kadına nikah da kıymamışsın. Bir de hapse de girmişsin üzerine. Evet, çoluk abla çocuk da ayrı kalmışsınız yani, neyse evet, de. Evet abla. Nerede bu Serkan? Ablacığım şu anda Antalya'da. Heh. Antalya'da ama yani yemin ediyorum sana, hangi semtte oturuyor, ne yapıyor bilmiyorum. Daha önce Sivas'taydı. Hı. Bundan 5-6 sene evveli buradan başına bir olay geldi, çıktı gitti, gidiş o gidiş yani. Siz de mi görüşmüyorsunuz bir tane oğlunuzla? Ha, şu anda görüşmüyorum aldım. Ha, küstünüz. Yok, küsme değil de aramıyor yani, kendisi de aramıyor. Anladım. Peki Serkan annesini arıyor muydu, istiyor muydu görmek? Evet evet, çok istedi. Hatta o yönden bana da bayağı bir kızgındı yani, çok da kızıyordu. Aa, bak çok güzel. Sen... Ay, annesi de çok üzülüyor Serkan onun karşısına çıkardı ona bir şey söylerse diye. Hayır 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 hayır, yok. Hatta annesinin bıraktığı bir tane yorganını dahi
Ona verdim ki annesini çok istiyor diye. Annesinden kalan yorganı ona verdim yani. Ay öyle de söyleyince de benim için kötü oldu. Şu anda ben Sivas'ta oturuyorum ablam. Vallahi adresini bilsem veririm. Ama bak söz veriyorum Müge abla. Olarak bir annem olacak. Çıksın Sivas'a gelsin. Ben onu götürüp de orada Bulut'ta Serkan'ı ben ona teslim etmişsem namet olayım. Sağ olasın. Yani onun üzüntüsünü ben de çok çekiyorum. Peki Cafer Bey, Serkan efendim? Evlendi mi? Evli ablacığım, bir tane daha oğlu var. Aa, bak torunun da var. Siz peki kendi hani akrabalarınız vardır hani onlarla görüşüyor olabilir mi acaba Serkan? Onların... Ablacığım amcaları var, amcalarıyla görüşüyor tabii. E tamam, o zaman eğer siz de onlarla dargınsanız bize telefon verseniz de biz amcadan ulaşsak. Müge ablacığım sana söz veriyorum bak her gün oturuyorum şu saatlere kadar senin programını izliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. O kayıpları duydukça ben şu anda bak diyorum abim Kayseri'de oturuyor. Abim Kayseri'de. Abimin telefonunu biliyorsam namert olayım yani ablacığım. E Cafer Bey ama sen de beni izliyorsan ben de şimdi hep diyorum böyle aileler bozulmasın falan. Ablacığım ben şimdi özür diliyorum mümkün değil. Benim tek dünyam Serkan zaten. Hı hı. Tek dünyam, tek evladım yani. Ama Antalya'da Antalya'nın hangi semtte oturuyorsa Allah belamı versin bilmiyorum yani. Müge abla tamam. Telefonu falan yok muymuş? Dur bakalım Cafer Bey diyor ki bende yok. Bende hani kendi abimin falan da telefonu yok diyor. Cafer Bey aslında bakma çok bizi mutlu etti. Şu anlamda mutlu ettin. En azından Aliye'nin içindeki o korku gitti evet. Değil mi Aliye? Sağ bak oğlum da seni arıyorum. Hatta Cafer Bey diyor ki bana da o yüzden kızgın oğlum. Hani annesinin nerede olduğunu bilmiyorum. Onlar görüşmüyorlar diye bana kızgın diyor. Anladın değil mi? Müge Hanım zaten başta da dün biraz yol yorgunluğuydu. Benim her ikisi de babası da bak şu anda kamera çeksin bileğimde babasının baş harfi yanında oğlumun baş harfi yetişimin kısmetimin dileğimin ilk göz ağrım babasından da bir kötülük görmedim ben onun bakayım. Amcalarından sonra kısmetin babasıyla evlenince demedi mi ne bu cevdi? Hayır. Dese de demese de hiç umurumda değildi. Onun nerede numara? Onun nerede şeyi? Hata babamındı. Babam yani bu tarafa cahilime dek geldi yani. Babam ne yaptıysa bu tarafa yani isteyerek... Kısmetin babasının adı nerede? Hayır onu yapmadım ki. Yapmadım. Özür dilerim hocam. Canım benim onun ya. Onun için yalnız dört çocuğum var. Yalnız var ya Aliye'nin gözleri benim diyen Hollywood yıldızında yok yani. Evet. Maşallah. Hadi izin ol hediyesini şey. Ne diyor? Benimle konuşmamı istiyor. Konuş sen de kısmet. Sen ne diyeceksin? Annen çok mu istiyor abini? Annem çok istiyor. Müge abla zaten tek umudumuz sendin. Yıllardır zaten eridi bitti. Keşke daha önce gelseydiniz ama korkuyor ya, anladığım kadarıyla. Çekiniyordu. Yani gözümüzün önünde eridi bitti sürekli yani. Ben bu yaşıma geldik geleli hep anlatıyordu bize. Ben dedim yani son çaremiz Müge abla. Canım benim. Allah ya, razı olsun senden. Yani hiç bu kadar çabuk... Yani haber alacağımızı bile umuyorduk biz. İstiyoruz aa, yani. Sana ne diyeceğim? Gelinin telefonu attığımızda Serkan'ın eşi. Allah. Bulduk mu? Songül Hanım. Efendim abla. Günaydın. Günaydın. Müge abla nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kayınvalidemi görüyorum, görümcemi görüyorum. Biz şu anda Antalya'dayız abla. Serkan nerede? Şu anda işte abla ona sürpriz yapacağım. Ulaşabiliyor musun iş yerine? Şu anda iş biraz uzak abla. Benim evim yakın ama saat 7:30-8 gibi geliyor. Ama o kadarcığım telefon icat edildi ya arayamıyor muyuz? Yok bizim evde sadece ben kullanıyorum abla. Ne kullanıyorsa? Sadece ben kullanıyorum bizim evde. Onun yok yani iş telefonu evet. Yok sende öyle mi? Hayır. Siz... Kayınvalidemle bir görüşeyim abla. Hadi görüş. Anne. Annem. Nasılsın anne? Hiç iyi değilim ama yine de sesinizi duydum. Annem Serkan'a da ulaş. Sizi toplayayım gideyim evime. Anne biz zaten Antalya'dayız. Sen neredeysen Serkan'ın sana özlemi var. Annem bak
ulaş ona. Ona ulaş. Hepimiz bir araya gelelim. Olur annem. Siz nerede oturuyorsunuz anne şu anda? Benim bayramım olsun annem. Tamam mı? Her iki tarafımızın da bayramı olsun. Nerede çalışıyorsunuz? Anne ellerinden öper bir tane torunum var. Serkan'ın sana annelik özlemi var. Allah bağışlasın annem. Ne demek? Cümlemiz anne sen... Songül dur oralara dur daha çok hızlı gidiyorsun. Songül eşin abla. Demek ki sana anlattı ki annesiyle ilgili bir şeyleri. Sen de görür anne, görmez bağlandın. Müge abla ben tam detaylı olarak bilmiyorum. Hayır ama. Tam detaylı olarak bilmediğim nereden tanıdın o zaman Ali'ye diyemeyen benim kayınvalidem dedi? Televizyonda gördüm. Kayseri'deki komşularım beni direkt aradı. Songül dedi Serkan'ın annesi arıyor dedi. Yani demek ki sen de biliyorsun hani bir anne özlemi var dedin tabii, ya. Ne anlatıyor? Tabii biliyorum abla. Bilmez olur muyum? Songül'cüğüm. Aliye Hanım. Aliye Hanım oğlunun kendisine tepki göstermesinden korktuğu için bunca yıl durmuş. Hayır abla öyle bir şey olmasın. Serkan buna hep dedi abla. Bir annem olsun. Ay, gözün ağrıyor. Çok sevindim. Ali bak görüyor musun? Boşu boşuna korkmuşsun bunca zaman. Keşke daha evvel gelseydin. Dedim Müge Hanım, cahilliğin eseri ama şimdi... Hiç cahil değilsin valla. Dünyaları verseler onların tırnaklarını asla değişmem. Annem... Selpa olabilir. Hep bir araya gelelim. Annesiz babasız değil onlar. Tamam mı annem? Biliyorum annem. Songül'cüğüm. Teşekkür buyur ediyorum abla. Sana. Sen şimdi Serkan'a ulaşır ulaşmaz Serkan'ı bize aratırsın diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yarın görüşseler abla olur mu? Yarın telefonu ben ona bırakayım. Bak. Yarın artık zaten ben Serkan'ı burada isterim Songül. Gönderirim abla. Tek İstanbul'a göndereyim ben onu. Sen de gelirsin. Niye tek başına göndereceksin? Sen de gelirsin oğlunla. Hadi onlara... konuşacağız. Onları konuşacağız. Ali'ye gözün aydın. Sağ ol. Ne diyeyim bak seni isteyen bir evladım. Öpeyim. Olur mu? Olsun abla ne olur. Ay. Hadi sen küçük. Allah razı olsun Müge abla. Yıllardır dilerim. Annem çok üzülüyor diye sadece gidiyor. Sağ ol Müge. Canım benim ya. Gel seni de öpeyim. Gel şey yapma hayatım gözün aydın. Boşuna üzülmüşsün yani bunca zaman. Güzel gözüm. Hadi inşallah yarın oğlum gibi kavuşursan. Tamam ya. Allah sana sana güvendim. Allah'ım kötü gözlerden esirgesin. Amin hepimiz inşallah. Sen de ağlama artık. Sevinç gözyaşı dök. Gene üzüntülü ağlama bulduk. Sağ salim ne güzel sağ yani. Sağ ol Allah razı olsun. Allah'ım hep yaşın kayıplarını kavuştursun. Bütün kayıplarını. Cenab-ı Allah'ım. Bana çiçek mi? Bulununca ver. Allah. Çiçek. Şu da Konya'nın leblebisi. Konya'nın leblebisi. Ay çok mersi ya hayatım çok teşekkür ederim. Çiçeğin sen gibi sarı yani. Sarı çiçeksin çok sen. Çok teşekkür ediyorum çok mersi. Valla hani bu neydi? Bir tane bir konu işlemiştik. Bir de ne vardı söz çiçeği mi vardı? Çiçeğimizi götürdük aldılar da sonra kızı vermediler diye kızıyorlardı. Aklıma o geldi sonra çiçeğin evet, resmini görmüştüm. Öyle bir şey vardı. Yani vallahi çok güzel bir çiçek getirmişsin sen canım gibi benim. Sen sarı çiçek o. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın abini getireyim sana. Sen hiç solma Müge abla. Sen hiç solma. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbiriniz. Peki. Şimdi biraz daha sıkıntılı bir işe gireceğiz. Bu da iyi geldi bize. İnşallah darısı sizlerin başına. Telefonlar gelsin. Allah sizi de böyle mutlu etsin. Amin. Amin. Onu diliyorum. Bir ara verelim. Murat'ın kaybolduğu yer Özcan'ın oto tamiri yaptığı dükkan aslında bakacak olursanız. Özcan Bey ne diyor? Benim yanımdan ayrıldı diyor. Sen meleğe de inanmıyor musun? Kesinlikle hayır. Belki bazı şeylere de doğru söyleseydi belki ona da inanırdım. Niye yalan söyledi? Belki de orada Özcan, Murat beraber orada kavga ettiler ve planlı bir şey oldu. Yani siz o Tapan köyünde bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Kolunu yaptırmaya gitmiş. Bunda ne var ki 15 gün önce öbür hanımını götürmüş. Bir ay sonra öbürünü götürmüş. Niye boyuna kolunuz çıkıyor sizin? Benim koluma motor vurdu.
yoktu. Ondan sonra da ya Yasemin'i götürdü, onun kolu çıkmış. Neden acaba o köyle ilgili görüntüler de ortaya çıkınca büyük bomba patlayacak? Bu böyle yani, kol çıkma meselesi değil bu yani. Yani. Orada başka bir şey olmuş o köyde de, dur bakalım. Murat öteki karısıyla iyi anlaşıyordu. Bununla anlaşamıyor. Bu buna baskı yapıyor benim oğlana. Benim oğlanı seni öldürürüm, asarım, keserim diyor. Oğlan da o avradıyla konuşamıyor. Çocuğun el atıp veremiyor. Çocuğun hangisi, sesini duyuramıyor. Hangisi yapan hangisi? Efsane. Bu. Efsane. Murat abiden 11 mi 11.5 milyar eski parayla almış. Ondan sonra da parayı isteyince sürekli Murat abiyi tehdit etmişler. He. Bunlar biliyor, ben 11 bilmiyorum. Milyon aldı dedi. Karanlık dediği insan da güya ilk eşini almış, kaçırmış. Oğlunu kaçırıyor, eşini, ondan sonra mı kayboluyor yani bu Murat? Evet. Bu paralar nereye gidiyor? Murat'ın dağıtır bu, yani. Müge Hanım, Murat öyle arkadaşına, dostuna, ahbabına Murat verir. Sizin Melek Hanım'dan şüphelenmenizin nedeni artık Melek'in de canına tak etmişti Murat'ın onun üzerinden para kazanması. 7-24 kavga ediyorlardı zaten. O onu dövüyordu, o ona bağırıp çağırıyordu. Onu çok seviyordum diyor. Nasıl sevgiyse ben bilemiyorum onların sevgisi. Melek Hanım ekibimize Özcan Bey'in saldırısına uğradığı iddia ettiği tarlayı da gösterdi. Beni buraya getirdi. Murat buraya gelecek, buradan Diyarbakır'a geçeceğiz dedi. Ben buraya girdim. Özcan benim önce çantamın askısıyla benim boğazımı sıktı. Aşırı derece terliyordu. Yani gözlerinde sadece korku. Acaba Murat'a da bir şey yaptı, bana yaptığının aynısını yapmış mıdır diye düşünmeye başladım. Bir arkasındaki portakal bahçesine götürdüm. Murat ne zaman gelecek Özcan dedim. Murat hiçbir zaman gelmeyecek dedi. Koşabildiğim kadar koştum. En son bir dere gibi bir yere düştüm. Kirvenin oradan ben patronuma haber verdim. Burası Murat, Özcan ve ben çocukla beraber gelmiş olduğumuz bahçe. Özcan'a hemen hemen 20-25 milyar bir para verildi. Özcan bir kira sözleşme yapılacak diye para istediğini söyledi Murat'a. Murat da para için buraya gelmişti. Melek Hanım bu ilk eşini o kadar çok kıskanırdı ki, Ferdi Hanım'da ki bana bile gelmesine izin vermezdi Murat'ın. Nasıl diyorlar o zaman Murat ortada yoksa? Niye Ferdane'yi aramadı, ilk eşini aramadı, ona buna gitmedi? Çünkü Melek hep öyle davranırdı. Murat ortadan kaybolunca hemen ayrıldığı eşine gittiğini düşünür, kıskanır, ortalığı ayağa kaldırırdı. Kendi de aynısını düşünür. Yani eve acaba başka hanım mı attı diye, ilk eşini mi getirdi diye düşünür yani. Özcan'ın onu oyaladığını anladığı tabii, noktada Murat acaba evde bir şey kendi mi yapar? Kendi evine bile gider yani, evine birini tamam mi getirir diye düşünür yani. Melek bak ben sana inandım ve inanmadığım kısımları söylüyorum. Özcan Bey zaten Murat'ın yıkamacıya geldiğini söylüyor. Sen de akşam oraya gittiğini söylüyorsun. Zaten söylemesen de siz akıllı insanlarsınız. Bir şekilde bunun ortaya çıkacağını da biliyorsunuz. Acaba o gece üçünüz mü o yıkamacıdaydınız? Çünkü ertesi sabah tarlaya gitmeniz için hiçbir mana yok. Siz alıp oradan tarlaya gitme nedeniniz de işte Murat'ın bulunamamasının da nedeni olabilir yani. Buna da bir gerekçe olabilir. Ama ben o gün Özcan'la ikimiz kaldık o dükkanda. Sen ne diyorsun? Ben Özcan'dan şüpheleniyorum. Murat'a bir şey yapmıştır diyorsun değil mi? Evet. Şimdi ben de senin bu şüphen üzerine diyorum ki eğer Özcan Murat'a bir şey yaptıysa senin de olayın bir yerinde bulunman lazım. Bir yerinde olman lazım. Ya yıkamacıda, oradan tarlada, yani bir yerinde olman lazım. Kızım o zaman bu işin. Abla ben Murat'ı en son beni eve bırakıp yani eve indirdiği zaman görüyorum. 1,5 en fazla 2 olsun abla. Sen bu tarlaya gittiğinde hiç seni Özcan bir yerde bırakıp elini kolunu bağlayıp bir tarlayla ilgili bir işler yaptı mı? Yok. Özcan beni darp ettiği gün önce oğlunu çağırıyor dükkana. Oğlu yanımıza geliyor. Oğlu bana soruyor. Abla hayırdır diyor. Dedim Murat abini bekliyoruz. Özcan 15 bilemediniz 20 dakikalığına bir yere gitti abla sabah. Sadece bir arkadaşının yanına kadar gidip geri geleceğini söyledi. Özcan'ı aradım. 5 dakika sonra oradayım. Gelirken dedim Murat'ın tarlasına bakar mısın? Belki gelmiştir dedim. Dönünce dedi beraber gideceğiz. Yıkamacıyla tarla arası ne kadar? Fazla. Oo, bayağı. Fazladır. O başka bir yere gitti. Bahçeye gitmedi abla. Bahçeye gitmediyse sen mesela orada hemen 5-10 dakikada gidilecek yerler var. Sen niye tarlaya da git diyorsun ona? İşte tarlaya gelmişti de benim orada dükkanda bıraktı abla. Ya niye bekliyorsun Murat'ı? Murat gittiyse de evine gelir. Yani niye yıkamacıya gelsin? Kendi adam evine gelir. Niye yıkamacıya geliyor? Ama sen burada doğru söylemiyorsun. Evet efendim şimdi dediğim gibi bu görüntüler yaklaşık 45 saatlik görüntüler. Ve bu görüntüler işte o bahsi geçen yıkamacıyı gayet net bir şekilde gören bir kameradan elde edilmiş görüntüler. Çok bugün yani hazırlıklı olmamamıza rağmen biliyorsunuz bizim işlerimiz böyle biraz kıtı kıtı da yetişiyor. Önce arkadaşlar şimdi alelacele bir ses de okuttular üzerine. Bir izleyelim. İzledikten sonra ben şu tahtamı açacağım ve oraya yazacağız. Bakalım anlatılanlar neler? Görüntüler neler? Görüntülerden neler göreceğiz? Şimdi biz şunu biliyoruz.
Melek Hanım diyor ki beni gece, aslında Melek'ten değil, şeyden başlamam lazım, Özcan'dan başlamam lazım. İsimleri de oraya yazıyorsun ya aşkım ana. Özcan Bey diyor ki Murat bana geldi. Neden geldi sana? Benden para istemek için geldi. Ne kadar para? 6.000-6.500 lira bir para. 6.500. 6.500 lira mı diyor şimdi? 6.500 lira para istemeye geldi. Geldi, biraz içeride durdu. Daha sonra arabayı da, hatta ben onun ifadesinden de öğrendim. Arabayı da bir başkası kullanıyordu, onun o beyaz jipini. Arabadan indi. Daha sonra yanımda kaldı. Benden de benim aracımı istedi. Ben ona kendi aracımı verdim. Bir 10 dakika aldı gitti. Benim aracımı gitti. Geri geldi. Sonra geri geldi 10 dakika içinde. O sırada cep telefonunu da benim arabamda unutmuş. Burası çok önemli. Aslında bu benim aracımı aldı gitti 10 dakika kaldı meselesi nerede çıktı? Bizim sohbetimiz sırasında telefonu senin eline nasıl geçti dedikten sonra o an söylenen, spontane gelişen bir olay oldu. Telefonu da o sırada benim aracımda unuttu. Daha sonra da çıktı gitti. Valla ben nereye gittiğini bilmiyorum. Yunanistan'a gitti. Peki birisi mi geldi aldı? Yürüyerek mi gitti? Hiç bilmiyorum dedi. O günün akşamında da Melek Hanım'ın anlattığına göre akşam gece saat 9.30-10 civarıydı değil mi, yanlış hatırlamıyorsa? Özcan Bey geliyor, Melek Hanım'ı evden alıyor. Evden aldıktan sonra bu yıkamacı dükkanına götürüyor. Orada sabaha kadar kalıyorlar. Sabah çıkıp tarlaya gidiyorlar. Anlatılanlar durum bunlar. Bu. Evet. Şimdi bir bande izleyelim. Bakalım şimdi bu anlatılanlarla bu dükkanı gören kameradaki görüntüler birbiriyle örtüşüyor mu? Bu görüntüleri destekleyecek bir hava gösteriyor mu? Bir pozisyon gösteriyor bakalım mu? Ona bakacağız. Bakalım. Evet. 2 Haziran sabahı saat 8.36'da gri araç oto yıkama dükkanına giriş yapıyor. 14.29'a kadar dükkanda kalıyor. Oto yıkamadan ayrıldıktan 7 dakika sonra 14.36'da oto yıkamaya geri dönüyor. Oto yıkama dükkanının önüne saat 14.39'da beyaz bir araç geliyor. Aracın içinden bir kişi inip... Bir saniye duracağım. Şimdi bundan önceki araç benim oradaki çevreden esnaftan öğrendiğime göre... yani bir daha bir baştan izleyeceğiz ama hani o mantıkla izleyelim diye. Bundan önceki araç Özcan Bey'in aracı olduğunu, hı-hı, söylüyorlar. Hı. Civardakiler. Bu beyaz araçtan önceki. Evet. Görelim bir. Çıtlattır ve... Şimdi şu aracın... Şu aracın... Özcan Bey'in aracı olduğu... Tabii ben ekrandayım. Bu. Hı, eski tip Broadway. Ekrana verir misiniz görüntüyü? Bu aracı. Bu aracın Özcan Bey'in aracı olduğu söyleniyor. Şimdi bu devam etsin. İkinci gelen araç var ya, beyaz araç. O beyaz araç da Murat'ın. Kimin aracı? Murat'ın. Yasemin? Murat'ın. Murat'ın aracı. Yani bizim kayıp olarak aradığımız Murat'ın aracı. Hı hı. İnen kim? Murat. İnen, içinden inen de Murat. Şimdi o mantıkla... devam edelim. Ama sağ tarafta iniyor. Tabii. İşte onların hepsini konuşacağız. Oto yıkama dükkanının önüne saat 14.39'da beyaz bir araç geliyor. Aracın içinden bir kişi inip oto yıkamaya giriyor. Beyaz araç saat 14.40'da oradan ayrılıyor. 14.45'te oto yıkama dükkanından beyaz tişörtlü başka bir kişi dışarı çıkıp telefonla konuşuyor. Saat 14.49'da aynı beyaz araç oto yıkama dükkanına geri geliyor. 14.39'da bu araçtan inen kişi oto yıkama dükkanından çıkıyor ve koşarak arabaya geliyor. Kısa bir süre araç içindeki kişiyle konuştuktan sonra hızlı adımlarla dükkana tekrar giriyor. Saat 14... Yani durduracağım, bir daha izleyeceğim ama
Arada yine de durdurmak istiyorum. Çıkan kişi Murat. Evet. Siz de tanıyorsunuz. Evet. Çıkan kişi Murat beyaz aracın içindeki kişiyle konuşuyor. Ve bakın araca binip gitmiyor. Tekrar içeri giriyor. Şimdi Murat içeride. Şimdi Murat içeriye girdi. Bakalım şimdi ne zaman çıkacak yani. Devam edelim. Kısa bir süre araç içindeki kişiyle konuştuktan sonra hızlı adımlarla dükkana tekrar giriyor. Saat 14.55'te beyaz tişörtlü tekrar dükkandan çıkıyor ve dükkanın önünde oyalanıyor. Saatler 15.07'yi gösterdiğinde oto yıkama dükkanının içinde park halinde olan gri renkli araç dükkandan ayrılıyor. Saat 15.30'da iki kişi oto yıkama dükkanının önüne geliyor. Biri dükkandan içeri girerken diğeri oradan ayrılıyor. Saat 19.01'de 3 kişi motorla oto yıkamadan çıkıyor. 19.02'de kepenkleri kapatıp ayrılıyorlar. Efendim bu Murat'ın kaybolduğu güne ait gözler. Şimdi biz Murat'ı içeri girerken gördük. Evet. Çıkarken de. İçeriden çıkarken gördüm. Özcan Bey'in kullandığı, Özcan Bey'in olduğu söylenen aracın çıkışını gördük. Üç tane motosikletli kişinin çıktığını görüyoruz. Murat'ın çıktığını görüyoruz. Şimdi Murat o motosikletlilerden biri mi? Hayır. Yoksa şimdi tek tek izleteceğimse ya da Özcan Bey'in aracının içinde mi? Bilmiyoruz ama şimdi burada... Bize anlatılan gibi bir görüntü mü var? Acaba olaylar var? Konuşacağız. Şimdi geceye geçiyoruz. Burada gecede bizim 20 dakikalık elektrik kesintisinden dolayı 20 dakikalık bir görüntümüz eksik. Ama gecenin tamamı var yine. Devam edelim. Gece yarısına kadar dükkanda bir hareketlilik görünmüyor. Ancak saat 00.24'ü gösterdiğinde 3 Haziran'ın ilk dakikalarında beyaz renkli başka bir aracı oto yıkamanın önünde park edilmiş görüyoruz. 3 Haziran sabahı saat 7.21'de bir kişi dükkanın önüne geçerek park edilmiş beyaz aracı kontrol ediyor. Sonrasında oto yıkama dükkanının kepenklerini açıp içeri giriyor. ...12 dakika sonra saat 7.33'te oto yıkama dükkanından başka biri çıkarak beyaz araca geliyor. Bir süre aracın içinde oyalandıktan sonra saat 7.43'te beyaz araçla oto yıkama dükkanının önünden ayrılıyor. Ardından saat 7.54'te bir gün öncesinde oto yıkama dükkanından ayrılan gri renkli araç dükkana geri dönüyor. Araçtan inen kişi bagajdan bir şey alarak dükkanın içerisine doğru ilerliyor. 8.42'de ise gri renkli araç dükkanın önünden ayrılıyor. Birkaç saat sonra 10.55'te gri renkli araç dükkana geri dönüyor. 11.23'te ise aynı gri renkli araç oto yıkama dükkanının içine park ediyor ve 3 dakika sonra gri renkli araç oradan ayrılıyor. Şimdi bizim bugüne kadar bildiklerimizle, biz nereden biliyoruz? Melek Hanım ve Özcan Bey'in anlatımlarıyla değil mi? O gece ve ertesi güne dair bilgilerimiz vardı ya. Şimdi bu görüntüler örtüşüyor mu? Örtüşüyorsa neresi örtüşüyor? Şimdi tekrar başa alalım. Tahtam açıldı. Baştan ben söyleyeyim.
alakası yok. Bugüne kadar anlatılanlarla, konuştuklarımızla bu görüntülerin ilgisi, alakası yok. O gece yıkamacı dükkanında kaldıysa da iki kişiden fazla kişi kalmış olmalı. Daha ki, olaylar işin içinde. Murat bu dükkandan nasıl çıktı? Yürüyerek çıkmış. Çünkü bilmiyor Özcan. Arabamı geldi aldı vesaire. Biz Murat'ın içeriye girişini görüyoruz. Görüyoruz. Murat'ın çıkışıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Murat'ın telefonu nasıl Özcan'ın elinde kaldı sorusu. Benim arabamı kullandı gitti geldi diyorsa böyle bir görüntü yok. Şimdi en başa gelelim. Şimdi bu tarih 2 Haziran. Arkadaş ama yavaş yavaş gideceksiniz ki ben yazabileceğim. Yani böyle nasıl yazabilirim değil mi? Bu ilk görüntümüz. Şimdi 2 Haziran Murat'ın kaybolduğu gün. Rahmi Bey. Evet. Dik otur. Önemli görüş çünkü. Görüş yeni kapamayayım. Hayır önemli çünkü yok. Tamam. Uyumak yok. 2 Haziran önemli çünkü bunlar şimdi şey evet. Yaparken izlemen lazım senin de. Saat 08.06. Bu araca ne diyelim? Ne renk bu araç acaba? Gri mi? 08.36'da bu gri araç içeriye giriyor. Yıkamacıya. Şimdi bu aracın Özcan Bey'in aracı olduğu söyleniyor. Daha doğrusu söylenmiyor. Özcan Bey'in aracı bu. Arabası. Burası Özcan Bey'in aracı. 08.36'da girdi. İçeriye giriyor. Evet. Ama sonrasını 08.36'dan sonrasını atladınız. Hı? İçeri mi girdi oradaki kişi? Biz görmüyoruz onu. Beni vermeyin. Ne olursunuz görüntüleri verin ya. Benim ne işim var televizyona? 10 dakika içeride kalıyor. Çıktı mı içerideki kişi? Kıyafetine bakalım diye söylüyorum. İçeri girdi. 08.36'dan 13.03'e kadar o araç orada kalıyor. 13.03'e kadar. 13.03'te içeri park ediliyor. Devam edelim. Dur kendi notlarıma da bakalım ya. Böyle olmayacak. 14.29'da da tekrar çıkıyor. Şimdi Özcan Bey kaçta geldiğini söylüyordu. Murat'ın yanına. Bakın telefon kaydından. 14.29'da bu araç çıkıyor. Bunlar Özcan Bey'in aracı. Evet devam edelim. Bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar ona? 14.29 çıkıyor. Evet çıktı. Oraya çıkıyor ya. 14.36'da da tekrar geri geliyor. Yani 36. 7 dakika içinde ne oluyorsa bu Özcan aracı gidiyor geri geliyor. Heh. Evet sonra girsin içeri evet. Devam edelim. Şimdi işin işte enteresan tarafı bu. Asıl bizi ilgilendiren görüntüler bu saatten sonra başlıyor. 14.39 efendim. Şu anda ekranda gördüğünüz araç Murat Bey'in aracı. Murat Bey'in jipi. Kebeci mikrofon elinde mi? Şimdi burası çok önemli. Bu Murat Bey söylenene göre aracını o gün verilen ifadede de öyle. Aracını o gün galericiye götürüyor. Değil mi? Galericiye teslim ediyor. Para alıyor. Onun karşılığında da bir para alıyor. Evet. 12 bin lira. 13 mi 12 bin mi? Bir para evet. Alıyor. Daha sonra biz bu yıkamacıyla da galericiyle de konuştuk. Ne söyledi beyefendi sana? Hani o şey çok önemli. Gitti geldi bıraktı meselesi var ya hani. Müge Hanım şimdi biz onunla konuştuğumuzda günü çok net hatırlıyor. Arabayı hatırlıyor. Murat Bey'i hatırlıyor. Kendisi de zaten bağlanacak bir yaylaya gitmiş. Oradan dönüşü bekliyor. Tam çekmiyordu. Dedi ki o gün Murat Bey kaybolduğunda öğleden sonraydı. Tam saati hatırlamıyorum ama Murat Bey bana geldi. Aracı verdi. Sen al bu aracı 2 ay kullan. Onun karşılığında da bana para ver. Çünkü benim o paraya acil ihtiyacım var. Bir tarla meselesi var. O tarla için benim ödeme yapmam gerekiyor. Ben ona 12 bin lira verdim. Sonra araç bizde... Ama aracı ona 2 ay kullanması tabii, için veriyor kullanması bunu. Için. Yani sen bu aracı al mesela birilerine ver kirala. Kiralamak bana gibi. Bana da 12 bin lira para ver onun karşılığında. Kiralamak gibi aynen çünkü öyle. Çünkü
benim çok acil para ihtiyacım var. Tarla için benim bir yere ödeme yapmam gerekiyor evet. dedim. Sonra ben ona parayı verdim. Ardından Murat beni bir yere kadar bırak dedi. Ben kendisini aracı Murat'ı aldım yanıma oturdu. Ben bir yere kadar götürdüm ama yeri de şöyle hatırlıyorum. Yakın bir mesafeydi. 500 metre kadar bir şeydi. Sonra ben Murat'ı bıraktım. Aracı aldım gittim. Ertesi gün oldu. Ben sonra Murat'ı görmedim. Ertesi gün olduğunda beni iş yerinden yani Melek Hanım. Yok ertesi güne gelme. Hı hı. Şimdi burada beyefendi kim Murat Bey'in jipini kullanan? Şu anda yani aracın sahibiyle Murat'ın otokiralama. Adı ne? Fahrettin Bey. Fahrettin Bey ile Murat Bey'in gelmesi gerekiyor. Fahri Bey diyeyim ben ona. Fahri Bey jipi kullanıyor. Ben kendisini oraya bıraktım diyor. Ama daha sonra ikinci kere gelişiyle ilgili bir şey anlatıyor mu? Onu hatırlamıyor. Belki Fahri Bey bizi izliyorsa cevap versin diye söylüyorum. Şimdi Fahri Bey Murat'ı alıyor. Bu pazarlıklar yapılıyor. Verdiği ifade de öyle. Ve bu oto yıkamacıya getiriyor. Getirdiği tarih saat ne? 14.39. Sonra devam edelim 14.39'dan sonra. Bakın 14.39'da jip yanaşıyor. Kıyafetine dikkatlice bakmanızı rica ediyorum. Jip buraya yanaştıktan sonra devam edelim arkadaşlar. Hı-hı. Bakın sağdan iniyor birisi, Murat. Sağ kapıdan inen kişi. Murat. Bir saniye duralım. Yasemin sen tanır mısın Tabii Murat'ı? Ki. Yani böyle gördüğün zaman gördüğünden. Tabii ki canım. Hatta ilk izlediğinizde Fatih Bey de hemen Murat dedi herkes. İnen kişi Murat Bey. Evet. Murat Bey iniyor araçtan, evet. Şimdi burası da çok önemli. Sakin sakin içeriye evet. giriyor. Evet. Aracı normal okuyalım. Demek yani Murat normal değil. Hızla okuyalım ki daha sonraki görüntünün bir anlamı olsun. Normal hızla içeri giriyor. Sonra biz 14.45'e geliyoruz. 14.45'te içeride dükkanda çalışan bir çocuk olduğu söyleniyor. Belki beyaz tişörtte olan o. 14.49'da jip tekrar geliyor. Burayı ben sabah dikkatlice izlemeye çalıştım ama büyük ekranda geliyor tekrar. Bunları tekrar Sercan yazacak. Bakın içeriden koşarak çıkıyor Murat. Burası benim çok dikkatimi çekti. Evet. Hüseyin'ciğim 2 saniye geriye alır mısın? O sakin adam giden. İçeri yavaş yavaş giden o sakin adamın yerine içeriden koşa koşa çıkan bir adam var. Kim bu Murat? Evet. Aslında bu bizim Murat Bey'i yani net olarak son görüşümüz. Dakika olarak. Evet. Bakın çıkıyor. Araçta yani 2 saniye 2 metre daha öteye gitse daha net olacak ama. Buraya geçiyor. Bakın şurada. Benim oğlum. Sağ kapıyı açıyor. Yani şu sağdaki kapıyı açıyor her ne oluyorsa. Ben hatta buradan araca bindi mi diye ya da içeriden başkası mı gitti falan diye onun üzerinde çok durdum. Hayır. Normal okuyalım. Orada birisiyle konuşuyor. Bakın yine sağ kapıyı kapatıyor ve içeri yürüyerek gidiyor. Yine hızlı adımlarla giriyor. Evet. Bu beyaz gömlekli tişört. Bu beyaz gömlekli orada çalışan kişi olduğu söyleniliyor. Orada bir çalışan var onun olduğu, bir eleman olduğu söyleniyor. O da görüşüyor ama sonra. Şimdi 14.54 aslında bizim üzerindeki kıyafete de bakmak için belki net gözüktüğü yeri de bir bulmak lazım hafızalara. Bunun öncesinde hani inerken daha net gözüküyor. Üzerinde ne var? Sen tabii çok eşinin hani giydiği kıyafette eski eşini bilemezsin ama bunu en iyi cevaplayabilecek gömlek kişi var. De gömlek. Melek Hanım. Melek Hanım da jandarmada mı? İyi o zaman jandarmada. Bunu da belki bunları da açıklar. Mavi kıyafet yani sanki kot pantolonun üzerinde mavi tişört varmış gömlek, gibi. Gömlek uzun kollu gömlek. Yasin. O gömlek türü giyinir zaten. Hı? Gömlek giyinir uzun kollu gömlek. Gömlek giyinir. Bir de sanki kot pantolon kumaş pek nadir giyinir. Şey giyinir. O zaman doğru mu düşünmüşsünüz? Yani sanki altında kot var. Kot. Üzerinde de mavi gömlek. Değil mi? Mavi bir gömlek var. Evet. Şimdi bizim jipin tekrar 14.49'a gelelim. Burası çok önemli. Burada Fahri Bey'in belki bir şey mi unuttu? Ne yaptı da gitti, açtı kapıyı tekrar konuştu onu bilemiyorum. 14.49'da gelen jipten sonra Murat Bey bakın tekrar içeri giriyor. Murat Bey jipe falan şey yapmıyor yani. Bilmiyor. İçeri girdi. Bunun müziği yok mu? Biraz altta müzik duyalım ya. Bakın. Nerede müziği? Böyle insan şey oluyor.
Sessizlik oluyor. Devam edelim. Normal okuyorsunuz değil mi hızı? Bakın o beyaz tişörtlü çocuk da aslında kimin geldiğini kimin gittiğini bilir. Geliyor arabaya bakıyor çünkü içinde kim var falan filan bilmem ne diye. Devam edelim. Yani bu görüntü çok önemli. Bundan sonraki görüntü. Hüseyin'cim normal oku hızla rica edeyim. Burayı izledik ya. 14.49'da yani hemen birkaç saniye sonra içeri giriyor Murat. Bu benim seçebildiğim Murat'ın son girişi görüntüsü. Nerede Murat? Yıkamacıda. İçeride. Buraya şimdi gelmeyin. Niye buraya geldiniz gene? Burası çok önemli. Burası çok önemli. Murat'ın son görüntüsü. Niye buraya geldik tekrar? Ya ben kesinlikle elime bir şey istiyorum ya. Yani VTR'yi idare edebilecek bir cihaza ihtiyacım var burada. Gerçekten çünkü yani canım da tez sıkılıyorum. Burayı izledik ya arkadaşlar. Geçin biraz hızla. Şimdi 14.49'dan sonraki görüntü ne? 15.07'ye geliyoruz. Şimdi ben anlatayım bari görüntü gelmiyor. Geliyoruz 15.07'de. 15.07'de hani içeriye giden bir tane Özcan Bey'in aracı vardı ya park etmiş. Hatırlıyor musunuz? Bu araç beklemişti 8.36'dan 13.03'e kadar kapının önünde. Daha sonra içeriye park etmişti. İşte bu araç 15.07'de dışarı çıkıyor. Bu araç kimin aracı deniyor? Özcan evet, Bey'in aracı. Evet. Çıksın Özcan Bey'in aracı. Şimdi bakın Murat içeride. Şimdi burası eğer yavaş okuduğumuzda Hüseyin gözüküyor mu bilmiyorum. Aracı çıkıyor. Şimdi bu aracın içinde Murat Bey'in olması lazım. Bir duralım. Şimdi burada bu aracın içinde Murat Bey'in olması lazım. Neye göre söylüyorum ben bunu? Özcan Bey'in anlatımına göre söylüyorum. Üstelik Özcan Bey bize ne dedi? Ben sabah iş yerime gittim. Ben orada çalıştım. Daha sonra Murat geldi dedi. Evet. Şimdi bakın buraya kadar Özcan Bey'in bütün anlatımları doğru. Gerçekten Murat girdi içeri. İçeride şimdi duruyor. Sonra dedi bindi benim aracıma. Demek ki o gün onun kullandığı araç bu. Bindi benim aracıma. Gitti. Artık sigara mı aldı? Ne yaptı? 10 dakika sonra da geri geldi dedi. Evet telefonu şu anda yani bu telefonunu aracında hiç unuttuğu görüntü olmalı. Evet. Gitti şimdi Özcan Bey'in anlatımına göre bu arabayı kullanan kişi Murat ve yalnız Murat kullanmalı. Devam ediyor araç. Buraya kadar hiçbir problem yok. 15.07'de çıktı. Evet devam edelim. Mesela şurada iki kişi var. Onlar kendilerini tanırlar. Efendim eğer o gün hatırlıyorsanız dükkanın içine gittiğinizi. Mesela benim için çok önemli. Gittiniz de kimi sordunuz? Mesela gittiniz Özcan Bey'i mi sordunuz? Orada mıydı? Kim vardı dükkandan? O iki beyefendiye rica ediyorum. Belli ki orada oturan iki beyefendi bunlar. Öyle çünkü hani gezinerek geziyorlar. Lütfen bağlanın. Çok önemli. Şimdi bakın 15.07 çıktı. Devam edelim. 15.30 oldu. Bu iki kişi dükkana bakıyorlar. Belli ki birini soruyorlar. Yoksa yıkamacıya ne diye gidecekler altlarında araba olmadan? Şimdi pardon Hüseyin buraya şey yapma. Biraz başına gel. Şu iki kişi de gitti ya. Bakın bu 15.07'de Özcan Bey'in aracı çıktı ya buradan. Artık biz 19.01'e geliyoruz. Bu Özcan Bey'in aracı daha geriye dönmüyor dükkana. Şimdi eğer buraya kadar anladım. Özcan Bey'in anlattıkları doğruysa bu aracı da Murat'ın kullanıp 10 dakika sonra geri gelmesi lazımdı ya. Lazım, evet. O aracı da geri geldikten sonra bırakması ve Özcan Bey'in de dükkandan çıkması lazımdı. Değil mi? Evet. Yürüyerek çıktığını söyledi Özcan Bey, Murat Bey'in dükkanından. Burada telefon konu. Hatta el salladın mı dedi. Evet. Oraya hazırlayın lütfen. O konu yani benim o telefon konuşmamı hatırlayın. Şimdi 19.01'e kadar arkadaşlar buradan artık giren çıkan yok bu dükkana. Yok. Birazcık baş alır mısın? Birkaç saniye. Bakın dükkanın içinden motosikletli biri çıkıyor. Bu motosikleti kim kullanıyorsa rica ediyorum bizi arasın, benim desin. Artık hani bu görüntülerden sonra bence çünkü herkesin benim senini söylemesi gerekir. Bakın motosikletli biri çıkıyor. Bu hep gördüğümüz çalışan denilen kişi de kepenkleri indiriyor. Şimdi
kapanıyor dükkan. Kepenkler iniyor. Devam edelim. Bakın kepenkler indi, kapandı. O beyaz tişörtlü çocuk kapadı dükkanı. Demek ki yürüsün gitsin böyle güzel. Demek ki bu saatlerden sonra, şimdi burada duralım, onu reklamda söyleyeceğim. Demek ki Özcan Bey artık dükkanda değil. Evet. Dükkan kapandı. Araba falan yok. Demek ki Özcan Bey kaçta çıktı dükkandan? 15.07'de çıktı. 15.07'de çıkan biz aracın içini göremiyoruz ama ben daha kalabalık olduğunu tahmin ediyorum. Murat bu aracın içinde olmalı. Evet. Başka çare. Yani ya arabanın içindedir ya dükkanın içinde kaldı. Kilitlendi. Bir... Dükkanın içinde ya kilitli kaldı. Dükkan darabalar kapandı, kilitli üstüne kaldı. İçeride bırakıldı. Kaldı. Veyahut Özcan Bey'in 15.07'deki arabasıyla dışarı çıktı. Nerede ya burada şimdi el sallama? Üçüncü bir alternatif ve ihtimal yok. Şimdi akşamdan sonra beyaz bir araç girecek devreye. Yani benim bu bahsettiğim, siz de gördünüz, hep gri araçla ilgili. Ne yaptı bu gri araç? Sabah geldi işine. Şimdi Özcan Bey, ben iş yerindeyim dediniz ya siz bana. O yüzden bu da sizin aracınızmış. Ben her ne kadar işin iç, yani arabayı kullananı görmesem de sizin sözünüze, sizin beyanınıza istinaden diyorum ki siz sabah iş yerine geldim dediğinize göre demek ki siz geldiniz sabah. Geldiniz. Ama sizin 15.07'de çıktığınız gözüküyor. Siz de ne dediniz bize? Nasıl senin eline geçti ben Murat'ın telefonu dediğim zaman? Dediniz ki Murat bana geldi. Gördük. Ekrana verelim, gördük. Murat evet geliyor. Jiple geliyor. Jipten çıkıyor. Tekrar giriyor içeriye. Sizin aracınızı eğer aldıysa siz nasıl çıktınız buradan? Üstelik sizin aracınızı daha geri getirmedi ki, telefon sizin elinize nasıl geçti? Aracın diyelim içerisinde... Diyelim ki 15.07'deki aracı gerçekten Murat kullandı. Aldı sizin aracınızı, çıktı. Siz bir daha 10 dakika sonra Murat geri gelmişti ve cep telefonunu sizin aracınızın içinde unutmuştu. Evet. Gelmiyor ki Murat geriye. Telefonu nasıl geçti elinize? Ya bu, yani ya değil, bu aracı kullanan siz olmalısınız o zaman kuvvetli muhtemel. Yanınızda da Murat olmalı. Ya hani Murat'la bir yere beraber gidiyorsunuz yani gittiler siz buradan. Veya Murat içeride kaldı. Murat'ın telefonu da o vesileyle ellerine geçti. Valla bir şey olmuş yani. Başka çare, başka ama... bir yok. Başka bir yorum yapılacak pozisyon yok. Durum iki defa. Ben görüntüleri söylüyorum. Açıkça net. Araç gitmiş, geri gelmemiş. Gerçekten bu araç eğer Özcan Bey'in dediği gibi olsaydı 15.07'de çıktıktan sonra 10 dakika değil de yarım saat de olur, bir saat de olur. Geri dönmesi lazımdı. Geri döndükten sonra artık araba yok. Özcan Bey'in dediğine göre Murat'ın, bakın gayet net gözüküyor, bu kıyafetli kişinin oradan çıkıp size de kibarca bir bay bay yapması lazımdı. Ben Yunanistan'a gidiyorum. Nasıl gidiyor diye sordum. Ben bilmiyorum dediniz. Buradan yürüye yürüye gidecek ya bu. Evet, hayırlısıyla. Buradan da çıkıp size de bir bay bay yapması lazımdı. Evet. Sizin de daha sonra aracınıza kaçta istiyorsanız çıkmanız lazımdı. Nerede bunlar? Sevgilisiyle buluşmaya giderken telefonla randevuleşti ama telefonu da yanına almak lüzumlu tabii hissetmedi. Ben geçtim artık oraları. Hani onlar şey oluyor. Ne denir? İşin hikayesi oluyor. Ben görüntü üzerine konuşuyorum. Ha peki sonra gece ne oluyor? Gece kısmı var. Ona... Şimdi buraya kadar efendim telefonlarınızı bekliyorum. Melek Hanım da jandarmadaysa çıksın bir kapının önüne bir cevabını verecek. Çünkü şimdi bundan geceki görüntülerde Melek Hanım'ın cevap vermesi gereken görüntüler olacak. Yalnız Melek Hanım değil, Özcan Bey'in de. Şimdi buraya kadarı Özcan, evet, Bey'in. Özcan Bey'in. Şimdi geceden bu sonra Melek Hanım, yani ikisine geliyor, birden geliyoruz. Melek Hanım'a da geliyor Hanım sıra. Evet. Bir ara verelim, geceye dönelim. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet efendim, gün içindeki görüntülere baktığımızda biz Murat'ın son görüntüsünü 14.49'da görüyoruz. 14.49'dan sonra bu yıkamacıdan 15.07'de bir araç çıkıyor. Özcan Bey'in aracı olduğu söylenen araç çıkıyor.
Onun içinde kimler var göremiyoruz. Ve bir daha bu araç geriye dönmüyor. Evet. Geriye dönmüyor araç. Eğer Özcan Bey'in anlattığı gibi Murat telefonunu o araçta bıraktıysa ve 10 dakika sonra geri geldiğini söylemişti ya, geriye dönüş görüntüsü yok. Yok yani. Ama 15.07'de Özcan Bey'in aracı çıkarken, bunu vermeyelim, görüntülerden gidelim. Özcan Bey'in aracı çıkarken içinde kim vardı, kaç kişi vardı, o araç nereye gitti? Elbette hani orada da MOBESE kamerası vesairesi vardır. Hani ona göre belli olur. Ama bizim gördüğümüz çıkıyor araç, bir daha da geri gelmiyor. Dolayısıyla şimdi o araç 15'ten itibaren 19'a kadar oraya dönmediğine göre ve Özcan'ın iddiasına 19'a kadar değil, hiç yok. Hayır. O yani kepenkler kapanıyor. Evet. Gece tamamlanıyor, yok. 19'da dükkan kapanıyor zaten, evet. Yani bu araç bir daha ortalıkta görülmediğine göre, Murat da yok meydanda. O zaman o giden araçtaki telefon nasıl Özcan'ın eline geçti? Durmadan Melek Hanım'ı nasıl o aradı, nasıl cevap verdi ve nasıl o telefonla Melek Hanım'la birlikte bir takım kombineye girdi? Bunun izahı yok. Efendim şimdi, o sırada Melek Hanım nerede? Şimdi Melek Hanım başta kendi evinde, sözüm ona, durmadan Melek Hanım Murat'ı arıyor. Murat'ı her arayışında Özcan Bey çıkıyor. Telefon bende kaldı Melek. İşte Murat bir yere gitti, şimdi şuraya gitti falan filan diye. 3-4 defa telefona cevap alın yani Özcan'ın Murat'ı. Oralara gelelim. Dur, oralara gelelim. Evet. Şimdi kepenkleri kapadık. Orada kaldık görüntüye. Kepenkleri kapadık. Görüntümüze gelelim. Kepenkleri kapadıktan sonra o beyaz tişört aslında hiç orada da garip bir durumda gözükmüyor. Yani içeride çalışanlar vesaire, değil mi? Herkes gayet sakin gözüküyor. Ama orada çalışanlar da biliyorlar. Bunun öncesine geleceğiz. Orada çalışanlar da biliyorlar yani Murat nasıl çıktı, kiminle çıktı vesaire, bilmeleri lazım. Bilmez mi yani? Bunun öncesine geleceğiz 200 saniye. Kepenkler kapansın. Beyaz tişörtlü arkadaş kepenkleri kapadıktan sonra yavaş yavaş yürüyecek, dışarı çıkacak. Evet. Burası değil. 19'a geliyorsunuz yani. 19.02'ye geliyorsunuz. Ay rejide ne kadar çok bağırış çağırış var. Hiç bunlara lüzum yok ki. Sadece beni dinleyin. Beni duymuyorsunuz çünkü. Çıktı şimdi arkadaş. Şimdi buradan devam edelim. Akşama kadar arkadaşlarımız bakıyorlar. Bekleyelim. Hüseyin beni duyuyor mu? Hüseyin senin bağırış sesin bak stüdyoya inletiyor. Gerek yok buna. 19'a gelir misiniz? Evet. Geldi. Beni dinle. Bak bir sakin olur musun? Beni dinle sadece. Kepenkleri devam edin buradan. Şimdi kepenkler kapandı. Beni de alın ekrandan rica edeyim. Büyük ekran görelim. İçeride sanki hani her şey çok olanmış gibi gözüküyor. Çünkü kepenkleri kapatan değil mi? Arkadaşta falan hiç dikkat çekici, hani endişeli, telaşlı falan hiçbir şey yok. Sakin sakin gidiyor. Şimdi bakın bu görüntü çift 005'e ait. Şimdi bu saate kadar yani 12.05 geçiyor gece. Şimdi buraya kadar burası böyle gözüküyor sakin sakin. Şimdi 12.05'ten sonra bizim elimizde bir 12.05 yani 24.05 görüntüsü var. 005. Evet. Tamam. Anlayalım diye ben söylüyorum. Orada hiç bundan bir önceki görüntü. Orada hiç bir araç falan yok. Bakın en son çift 005'te yani 12.05 gece bir araç falan gözükmüyor. Şimdi arada 20 dakikalık bir elektrik kesintisi var maalesef. Şimdi elektrik kesintisi geldikten sonraki görüntüye geliyoruz. 24 oluyor saat. Tam da 20 dakika. Şimdi burada araç falan yok. Bakın 24'te buraya beyaz bir araç geliyor. Görüyor musunuz? Park etmiş. Burada bir tane beyaz bir araç var. Biz bu beyaz aracı
Bir önceki gün hiç görmüyoruz. Gelen giden araçlar arasında yok. Ama Melek Hanım'a sorduk biz. Dedik ki seni Özcan hangi araçla aldı evden? O da dedi ki beyaz bir araçla aldı dedi. Beyaz bir araçla aldı ve buraya getirdi dedi. Şimdi Fatih, Melek Hanım'ın yaşadığı evle burasının arası ne, kaç dakika? Bir saat sürer. Bir saat sürer. Yani demek ki bu araç da yani 20 dakika bizim elimizde kayıt yok ya. 24 ya ayı 20'sinde bile gelmiş olsa demek ki Melek Hanım'ın evden çıkış saati 11.30 falan olmalı. 10. Beni 10'da aldılar demişti. 11.30 civarı evet. Evinden alınmış olmalı. Öyle değil mi? Buraya görüntülere baktığımız 11, zaman ya da 11 civarı evet. Alınmış olmalı. Bir saat o da yanılmış olabilir. Evet. Şimdi bakın bu araç geliyor. Bu aracın da Melek Hanım'ın söylediğine göre sahibi Özcan Bey'in abisi. Yani bu aracın Özcan Bey'in abisinin olduğu söyleniyor. Şimdi bu araç gece saat 12 yani yarımdan bakın kaça kadar orada kalıyor. Devam edelim görüntüye. Gece saat yarımdan itibaren o araç kapının önünde durmaya devam ediyor. Tabii biz o görüntülerin aralarını attık yani bizim elimizde var. Bakın şimdi gün ağrıyor ve saat 7.21'e geliyoruz. Sabah oldu artık. Yani 7 saat bu araç kapının önünde. İşte benim zaten hiç anlayamadığım Melek Hanım'ın ben bu sırada bu beyaz araçta geldim, dükkanda da kaldım dediği 7 saat. Beyaz araç. İçinde artık kimler çıktıysa da içeriye girmiş yıkamacıya. Şimdi sonra bir bu beyefendi geliyor. Orta yaşlı bir beye benziyor. Devam edelim. Geliyor ve bu beyefendi her nedense aracın içinde kim olduğunu kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Çünkü tahminim şu. Müşteri mi sanıyor acaba? Ama eğer müşteri sansa yani eğer bu Özcan Bey'in abisinin aracıysa bilir. Müşteri de sanmaz. Belki anahtarı yok. İçinde mi uyuyor diye düşünüyor. Ne yapıyorsa içeriye bakıyor. Demek ki içeride kimse yok. Öyle tahmin ediyorum ben. Yoksa bir camı tıklatır falan. Arabanın içinde kimse yok. Bakın geliyor ve kepenkleri açıyor. Kepenkleri açtıktan sonra içeriden biri çıkıyor. Şimdi burası çok önemli. Bu kişi kepenkleri açan kişiyle aynı kıyafette değil. Aynı yapıda da değil. Kepenkleri başa alacağız. Kepenkleri açan kişi beyaz tişörtlü. Beyaz tişörtlü ve topluca biri. Değil mi? Evet. Bakın. Üzerinde beyaz bir şey var. Beyaz gömleği var kepenkleri açan kişinin. Yaşlı, tişörtte. Daha orta yaşlı gibi gözüküyor yürümesinden vesaire. Kepenkleri açtıktan sonra İçeriden bir başkası çıkıyor. Demek ki 24'te içeri girmiş. 10 dakika sonra birisi çıkıyor içeriden. Şimdi 7.33'te bu araç buradan tekrar ayrılıyor. Melek Hanım dedi ki beni sabah bir bıraktı. Melek Hanım hatta şöyle söyledi. İçeriye dedi gitmeyelim. O 33'e gelelim. Biz dedi orada dedi durduk. Sabah oğlu geldi dükkanı açtı. Oğlu gelip dükkanı açtıktan sonra da Özcan bir 10 dakika gitti. 10 dakika sonra geri geldi dedi. Şimdi siz tanıyor musunuz Özcan Bey'in oğlunu falan? Yasemin yok. Sen tanıyor musun? Ben tanımam. 15-16 yaşlarında bir çocuk. 15-16 yaşlarında. He. Yani bu kepenkleri açan kişi olabilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle değil öyle mi? Yani oğlu 50-60 yaşında başak, birisi birazcık, gibi. Efendim? Deli anne. Hı? Deli anne oğlu var o adamın. Sen bu 15-16 diyor, kadın delikanlı kocaman diyor. Kocaman oğlu i̇şte, var ya 15-16 yaşında oğlu var. Ama 15-16 yaşında diyorsun. He. Tamam şimdi bu kişi bindi ya 7.33'te devam edelim. 7.33'te bakın 15, bir kesmeden ya. İzleyelim. 7.33'te bu kişi arabaya biniyor. Melek Hanım'ın demesine göre bu kişinin Özcan Bey olması lazım. Nereye gitmiş o arada? 7.43'te biraz durmuş orada. 7.54'te de devam etmiş gitmiş. Devam edelim. Şimdi bu 7.54. O beyaz aracın gidiş dakikası kaç? Beyaz 7.43. Aracın çıkış şeyi. 7.43. Bakın.
Şimdi bu araç 7.43'te dükkandan ayrılıyor. Beyaz araç. Beyaz. Şimdi devam edelim. Bakın tam 10 dakika sonra, 10 dakika, hatta 9 dakika sonra, evet, 07.54'te de Özcan Bey'in aracı olduğunu söylenen araç tekrar oraya geliyor. Şimdi bir gariplik var değil mi? Araç, Özcan Bey'in buna cevap vermesi lazım. Neyse dur, saat başı reklamış, bunu söylesin. Aracı gene tek kişi yani iki kişiden bahsediyor oluyoruz. Tek kişiden bahsedemeyiz bu durumda. Zaten 2-3 parça görüntümüz kaldı herhalde. En son bir 7.54'ten de okuyalım. Sonra Melek Hanım hangi arabayla gitmiş, hangi arabayla gelmiş onu da size söyleyeceğim. Bakın 7.54'te gri araç geldi. İçeriden birisi indi. Hatta orada sanki birini de görüyorum gibi ben direğin önünde. Bir dakika geçiyor üzerinden. Tabii. Değil mi? Sanki orada duruyor. Gidiyor. Oradaki kişi. Normal okuyalım, normal akışla okuyalım. Bakın saat 8.42'de araç oradan ayrılıyor. 10.55'te geri dönüyor araç. Bak. Tekrar. Ve araç yeniden oraya bir de geri giriyor. 11.23'te. 11.26'da da çıkıyor, gidiyor. Bagaj. Şimdi Melek Hanım demiş ki arkadaşlarımıza. Arabanın bagajı inik vaziyette. Ben gece beni Özcan evden beyaz araçla aldı. Hani o bizim 20 dakikalık bir kesintimiz var ya, aracı önde görüyoruz, evet, daha sonra. Beni beyaz araçla aldı, oraya getirdi. Şimdi beyaz araçla alıp getirdiyse sabah da gri araçla ben oradan çıktım diyor. E şimdi beyaz aracı birisi kullanıyor, gri aracı birisi kullanıyor. Belli ki görüntülerden anlaşılıyor. E o zaman iki kişi var. O zaman iki ayrı kişi var. Evet. Belki de gerçekten bu araçlardan birini kullanan Murat. Bilemiyoruz ben. Yani bu araçlardan birini Murat da kullanıyor olabilir. Mümkün. Hani biz başka şeyler de düşünüyoruz ya. Ama iki ayrı kişiden bahsediyoruz. Özcan Bey tek değil yani. İki ayrı kişiden bahsediyoruz. Beyaz araç 7.43'te ayrılıyor dükkandan. Daha sonra hanımefendi de diyor ki ben gri araçla çıktım. Beyaz araç gece orada kaldığına göre beyaz aracı da Özcan alıp Meleği oraya getirdiğine göre dükkandan ayrıldıktan sonra nasıl gri araçla tekrar çıksınlar? Evet. Yani baştan sona bir yalan dolan var da bu işin içinde. Tamamen karış. Yani tamamen çelişkilerle dolu beyanlar ve bakın ifadeler. 7.43'te ayrıldı. Beyaz araç gitti. Şimdi bu giden o zaman Özcan. 9 dakika sonra bu gri araç yeniden geliyor. Şimdi bakın bu gri araç oraya geliyor. Özcan gittiğine göre herhalde 9 dakikada nereden bulacaktı bu aracı buraya tekrar getirecek? Şimdi giden beyaz araç Özcan'ın olmalı. Geldi bu 7.43'teki araç. İçeride kaldı bir 3-4 dakika, hani aracın yönünü değiştirdi. Tekrar içeri giriyor. Sonra bu araç burada kalıyor bir bayağı. Yine devam edelim. Kalıyor bu araç burada. Bakın kalmaya devam etti. 8.42'de de çıkıyor. Şimdi bu aracın o sırada geri içeri girişi var. Hı-hı. Yani hiçbir zaman da araç geri girmiyor. Hep burnunu arkasına doğru veriyor. Yani o arkadaşların da çok dikkatini çekmiş. Neden ya araç geri giriyor? Evet. Ondan sonra bagajın çıkıştaki ağırlığına bakın. Sonra yeniden geliyor araç 10.55'te. Şimdi Melek Hanım'ın anlattığına göre yine içeride kalıyor. O zaman bu gri araç Özcan'ın kullandığı araç. Çünkü Özcan'a tarlaya bununla gittik diyor. Sizin yanınıza
Bize dün anlattı ya hatta bandı. Kaça kadar orada durduklarını anlattı. Saati de vardı herhalde kaçta çıktı o bantta. Dünkü bantta. O Melek Hanım bandını bir hazırlar mısınız? Şimdi Melek Hanım'ın anlattığı dakikalarla da saatlerle de bu burada tutmuyor. Burada Melek Hanım'ı gören var mı hiç görüntülerde? 48 saat boyunca Melek Hanım görüntülerde bir defa olsun gözüktü mü? Bizim zaten net olarak gördüğümüz bir tek Murat var. Net olarak görünen. Melek hep arabalar içeriden iniliyor, biniliyor falan ya. Melek Hanım yok. Sabaha kadar da kaldıklarını söylüyor. Benim atımda kalan o. Dükkanında başka taraftan bir giriş kapısı yok. Ve üstünde kepenkler kilitlenerek gidiliyor. Ya. Peki nasıl kalıyor hapis gibi gecenin o saatinde orada? Kalmış işte. Kalmış. Yani niye kaldığını bir izahı var mı hocam? Kaldım mı deniyor. Kaldım diyor. Kaldım deniyor bence. Kaldım kalan diyor. Kalan falan yok. Kaldım diyor. Yani o gece orada bir şeyler olmuş ama birden fazla kişi var. O zaman diğer aracı Melek mi kullanıyor? Diğer aracı Murat mı kullanıyor? Ben zaten dün Melek Hanım'a ne dedim? Melek'ciğim eğer sen diyorsun ya dedim Özcan başına bir iş getirdi Murat'ın. O zaman sen de biliyorsun ne iş getirdiğini. Çünkü bütün bu anlatılanların içinde Melek'in bunu bilmemesi mümkün değil ki. Ne olduysa da. Şimdi ben de diyorum ki acaba üçü birden mi orada buluştular? Şimdi ama Murat o zaman yani ya Murat 14.49'da içeri giriyor ya ya o saatten sonra adam dışarı çıkmıyor çünkü. Anlatılanlara göre hiç de çıkmıyor. Çıkışı, bir bay bay yok yani çıkarken hadi ben Yunanistan'a gidiyorum yok. Oradan da 15.07'de de Özcan'ın aracı çıkıyor. Ki bunu da Özcan kullanıyor olmalı. Onu kendisi beyan ediyor. Ben sabah oradaydım. Geldim. Çıktım. Çünkü bir daha Özcan'ın çıkışı yok. Başka bir araç çıkışı yok. Çıkanlar belli. O zaman 15.07'de Özcan Bey'in aracı çıkarken Murat da o aracın içinde. Bunun başka bir izah tarzı yok ki. Ya Özcan nereye gitti? Uçacak. Önünde. Uçak havaya uçacak hali yok. Ya aracın çünkü Özcan'dan içinde, sonra evet dediğiniz gibi ya aracın içinde yahut üzerinde kepenkleri kapattılar. Dükkanın içinde kaldı. Ha dükkanın içinde kaldığında ben hangi bir şey pozisyonda mi? Ben, ne şekilde ben kaldı? Ben beraber çıktıklarını düşünüyorum. Yani o ben beraber çıkıp çünkü tarlaya bakacaklar. Dükkanda herhangi bir olağanüstü bir durum da çok fazla sezilmiyor. Vallahi o gece Melek oradayım demiyor mu sabaha kadar? Hı-hı. Ben hayretle buna bakıyorum. Melek hiç burada yok. Melek arabalara da gözükmüyor. Evet. Melek'in hocam, bir cismi hocam, gözükmüyor. Hocam o 20 dakikalık kesinti var ya elektrik kesintisi. Bize de bir yerden vuracak bir şey. Anlıyorum. O arada içeriye giriyor olmalılar. Melek'in anlatımı doğruysa. Beyaz araçlar. Bir tek olasılık o var. Hı. Ama sabaha kadar kaldım diyor. Elektrik sabaha kadar kesilmedi ki canım. 20 dakika canım. Tamam kalmış. Kepenkler de kapalı kalmış. Bu olabilir mi? Bu imkansız. Adam orada patlar yani. Yani. Ama birisi kalmış içeride gerçekten. İçeriden çıkan birini biz görüyoruz. Gerçekten de birisi kalmış. Bakın hocam geceden sonra buraya hızlı gidelim biraz. Bakın kepenkler kapatılıyor ya burada herkes kapatıyor zaten. Evet. Sonra biz buradan 19.03'e kadar artık buradan yok yani başka çıkan şey yapan. Bizim şu anda içeride kimse var mı yok mu? Bakın hocam 00.05'te içeride kimse yok. Evet. Çünkü bunu nereden biliyoruz? Kapının önü boş. Evet. 20 dakika sonra çift 0.24'te kapının önünde bir beyaz araç gözüküyor. Melek evet. Diyor ki geldi beni Özcan beyaz araçla aldı oraya getirdi diyor. Bakın çift 0.24'ten sonra bizim elimizde bütün görüntüler var. Evet. Arkadaşlar çok yeni olduğu için ben şimdi yarın bir montaj yapacağım size izleteceğim o zaman anlayacaksınız nasıl yapılması gerektiğini. Çift 0.24'ten sonra bakın devam ediyoruz görüntülere ve gece yarımdan, bakın saat 7.21'e geliyoruz. 7 saat boyunca o araç kapının önünde ve 7 saat boyunca kepenkler hiç açılmıyor. 7 saat boyunca içeride kalınmış. Bu beyaz tişörtlü adam geliyor, arabaları kontrol ediyor. Kepenk açılıyor. Kepenk açıldıktan sonra içinden bir tane adam çıkıyor. Artık o adam Özcan'dır. Murat değil yani bence de. Yani Murat olmadığına eminim. Değil. Bu Özcan mı Murat mı? Özcan da değil. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Murat da olabilir. Özcan değil, Murat da değil. Emin misin? Evet. Nereden anladın? Yürümesinden Özcan, mi? Özcan'ın çünkü boyu kısa. Buradaki adamın boyu biraz Özcan'a baka daha uzun. Bakalım o zaman biraz daha. Boyuna falan hanımefendi dikkat edebiliyorsa yürüyüşünün başına gelelim. Bakın şimdi içeriden birisi çıkıyor. Bakın yandan arabanın yanından yürüdü. İçinden birisi çıkıyor.
Hani bu da Murat olabilir dedim yani yine hayır. Altında çünkü hani kot pantolon. Murat'ın üzerindeki bu kısa kollu bir gömlek. Hayır uzun kollu gömlek. Bu. Bu Murat değil. Bu kısa kollu. Bermuda tarzında bir şey girmiş herhalde. Bu kısa kollu. Evet, oradan Murat değil diye biliyorum. Bermuda gibi duruyor. Hocam Yasemin doğru söylüyor. Hiç giymez o. Hep gömlek giyer. Şişot giyer ama uzun. Evet altındaki Bermuda giymiş. Bermuda. Bak Tuğçe'cim bir yeri var. Evet bak sanki Bermuda evet. Evet. Sonra bu kişi biliyor yani bu kişi içeride gece kalan kişi. Aha. Melek beni beyaz araçla aldı götürdü dediğine göre aldı buraya getirdi dediğine göre ben Melek Hanım'ın yalancısıyım. O zaman bu Özcan. Özcan çıktı şimdi buradan. Melek Hanım bize şunu demedi mi? İçeriye oğlu geldi. Oğlu geldikten sonra da Özcan çıktı. 10 dakika sonra geri geldi aldı beni tarlaya götürdü dedi. Gelen oğlu değil oğlu benden yaşlı mı olacak? Özcan'ın belli ki orta yaşlı birisi içeri giren. Kepenkleri açan. Hı hı. Şimdi Melek Hanım neredeyse yok. Çünkü daha Melek Hanım'ın çıkması için bu Özcan'ın gidip bir 10 dakika sonra geri gelmesi lazım. Bu şortlu olan kim? Onun cevabını kim verecek? Melek o Özcan diyormuş. Hayır. Mi? Bu Özcan değil. Mıymış? Şimdi mi konuştunuz? Bu Özcan diyor. Bu Özcan diyor. Tamam o zaman çıktı Özcan Melek. İzliyorsun demek ki. Çıktı. Kızım adamı da çatlatmıyor ama ses soluk kalmadı yani. Devam edelim. Çıktı. 7.43'te de buradan ayrıldı. Gitti şimdi Özcan. Peki bu gelen araç kimin o zaman Melek ki sen bunun da tarlaya gittiğini söylüyorsun. Bu araç da Murat'ın çıktıysa çıkacağı araç bu bir önceki gün. Evet. Bu araç kimin o zaman? Bu araç geliyor içeri giriyor tam 9 dakika sonra beyaz araç çıktıktan sonra. Şimdi bu araçtaki kişi içeri girdi. Ben onu görüyorum kapının önünde. Daha böyle açık renk tişörtlü birisi. Değil mi? Daha açık renk tişörtlü gibi birisi diye gözüküyor. Bakın şimdi duruyor araç orada. Bekliyor. Oluyor saat 8.42. Yani kaç saat geçmiş oluyor? Ya Özcan beyazla gitti bu araçla geldi. Öyle mi? O zaman Özcan'ın Murat'ın son içeride kaldığı araçta yine Özcan'ın aracı. Bir önceki gün bu son görüntüsünü gördüğümüz araçta da o zaman Özcan Bey'in aracı çıkıyor ya 15.07'de. O zaman bunu da Özcan kullanıyor. Bunu da Özcan kullanıyor o zaman. Öyle değil mi? Kebriye. O zaman bunu da Özcan kullanıyor. 15.07'deki aracı. Sonra Özcan gidiyor bir beyaz araç alıyor. Demek ki bunun abisinin aracıysa bu abisi dükkana 4 dakika mesafede mi oturuyormuş? Kebriyeciğim biliyor musunuz siz? Abisi Özcan Bey'in abisi dükkana 4 dakikalık mesafede mi oturuyor? Evleri nerede Özcan gelin? Ben abisini bilmiyorum. Babasını ne bileyim? Karakolun karşısında babasının yeri. Abisi Adana'da oturuyor. Abisi Kozan'da da. Yani diyor. Öyle 3-5 dakikalık bir mesafede değil. Uzakta. 15 dakika filan. Kaç? 15 en fazla 20 dakika. Öyle mi? Ama burada yani gitmesi gelmesi 9 dakika arkadaşlar o beyaz aracın. Gitmesi gelmesi 9 dakika işte. Görüntüler ben görüntülerin yalancısıyım. 07.43'te çıkıyor beyaz araç. 07.54'te geri geliyor 9 dakika sonra. 11 dakika şimdi Melek sonra. Diyor ki bu araçta gene Özcan aracıydı diyor. Tamam gelsin o zaman Özcan oradan. Melek dedi ki geldi burada ve ben hemen geri çıktım buradan dedi. Kaçta çıkıyor bu araç burada? 07.54'te geldi. Devam edelim birazcık daha bir tık hızlı okuyabilirsiniz. Çıktı 08.42'de tekrar geri kaçta geliyor? 10.55'te geliyor. Ne zaman bu kızı götürdü de tecavüz etti de kız kaçtı? Evet. Tamam 11.26'da tekrar çıkıyor da Melek nerede o zaman burada? Bu adam gitti geldi gitti Melek neredeymiş? Bu araba neden geri gidiyor bir de? Sonra çıkıyor 11.26'da. Peki Melek bize saatleri nasıl anlattı? Bakın bir izleyelim dünkü veterisini. Atıyorlar kafadan yani. Özcan beni sabaha kadar dükkanda tutmuş demiştim ya. Sabah da Murat'ın yanına gidiyoruz diye beni arabasına bindirdi. Görmüş olduğunuz bu yoldan beni buraya getirdi. Arabayı da
olduğum gibi bu şekilde park etti. Murat buraya gelecek, buradan diğer bahçeye geçeceğiz dedi. Ama buraya daha önce hiç gelmedim. Yani Murat'ın bahçesi burası değil. Ben önde, Özcan arkamda. İçeriye girdik biz. Yani herhangi bir şey yoktu aramızda. Buraya gelecek umuduyla Murat'ı beklediğim için. Ben buraya girdim. Özcan benim önce çantamın askısıyla benim boğazımı sıktı. Ayaklarımın bu şekilde olduğunu biliyorum. Ve Özcan'ın diz kapaklarıma oturup boğazıma yapıştığını biliyorum. Düz onun gözlerine baktığını biliyorum. Ve en son kullanmış olduğu kelime de 6 yıldır hiç hissetmedin mi? Ve 6 yıldır benim sizden nedir? Durduralım durduralım şimdi. Bak Melek Hanım telefon attığımızdaymış. Melek Hanım. Efendim abla. İzleyebildin mi görüntüleri? Birazını izledim abla. Şimdi sen diyorsun ki beni gece getirdi oraya Özcan. Hangi araçla getirdi? Beyaz arabayla abla. Beyaz arabayla getirdi. Sonra sabah oldu ve oğlu dükkanı açtı diyorsun. Yok dükkanı oğlu açmadı abla. Dükkanı yaşlı bir tane adam. Arkasından da oğlunu kendisi aradı. Oğlusu geldi dükkana. Kim geldi? Oğlu geldi dükkana. İkinci bak işçiden sonra oğlu geldi dükkana. Bu beyaz araç bakan kişi ekrana Hüseyin Bey. Biraz hızlı okuyalım. Bu kişi kim? Bu kişi gelmedi. Şimdi o... Bu kişi açtı ben kepenkleri. Ben demiyorum. O yaşlı adam kepenkleri açtı. Evet şalvarlı biri. Sonra Demek ki kendisi içeriye girdi. Özcan beyaz arabayla bir yere gitti abla. He. Sonra? İşte arkasından da bu diğer gri araç geldi. Peki gri araç kimin aracı? Özcan kendisi kullanıyordu abla ben araba kullanmayı bilmiyorum. Beni o araçla götürdü. Ben arkada oturuyorum. Siz beni görmediniz oradan. Peki beyaz araç kimin aracı? Ablam bana söyledi. Abimin ya da kardeşimin dedi bu araç. Peki, benim demedi. Peki abisi ya da kardeşi aynı sokakta mı oturuyorlar? Abla ben abilerini falan tanımıyorum. Sadece abimin ya da kardeşimin diye duydum. Onu diyor. Peki geldi şimdi. Peki bu burada bayağı bir duruyor. Yani geliyor tekrar. Ben oğlunun geldiğini görmüyorum. Hani oğlunun geldiği gözükmüyor kameralarda içeriye girdiği. Oğlu yok. Oğlu da geliyor abla. Oğlunu kendisi arıyor. Dükkana gelmesini söylüyor. Neden geliyor oğlu dükkana Melekçe? Bilmiyorum abla. Kendisi aradı. Dükkana geldi dedi ona. Börek falan aldırdı hatta. Kahvaltı yaptılar. Araç geldi. Aracı temizlediler. Ben içeride oturuyordum. Hatta arabayı... Bir dakika hangi araç? Bir dakika bir dakika. Hangi araç temizlendi? Başka bir araç geldi. Müşteri geldi oraya. Arabayı temizlettiler. Toros bir arabaydı beyaz. Beyaz bir araç geldi onu temizlettiler. Peki bu araç beni sakladılar ama kenara doğru kimse görmesin diye bir sandalye verdiler adama. Arkası dönük bir şekilde bana karşı görmesin diye oturttu adama. Niye görsün adam seni ne gibi bir çekince var? Bilmiyorum ablacığım onu Özcan cevaplasın. Beni sadece orada yaptığını ve söylediği kelimeyi söylüyorum size. Sonra peki 11.23'te çıkıyor gibi gözüküyorsunuz. Siz 11.30'da mı çıktınız orada? Kaçta çıktınız? Evet abla bak saatimi yanlış söylemek istemiyorum size. Yine petrolden de çıkacak bu. Hı-hı. Arabanın arkasında oturuyorum ben. Arabayı içeri aldı, içeriden bindirdi beni. Arabayı geri geri yanaştırdı, seni içeriden bindirdi. Evet, evet. Kimse görmesin diye. Sonra? Sonra işte bahçeye gittik. Petrolün oraya uğradık. Anladım. Yani petrole uğradık daha doğrusu. Petrol'den gittiğimiz istikametin yolunu fazla bilmiyorum abla. Bahçe yoluna çıkardı beni. Sonra 11.26'da çıkıyorsunuz. Evet. Devam edelim Hüseyin. Bitirelim artık. Devam et, devam et. Hayır, ileri. Devam et, ileri demek. İleri, ileri. Arkadaşlar ileri ne demek? Ay ben bu kamera... Ya tamam işte yani bitsin biz bir görelim araba çıksın gitsin. Allah. Görelim mi? Allah. Araba buradan gitti. Bu son görüntümüz. Yani sen de arabanın arkasında oturuyorsun. Evet abla petrolden de zaten hepsi çıkacak. Petrole peki uğradık. Peki sen neden arabanın arkasında oturuyorsun? Abla ben ona oturmadım. Arka tarafa otur dedi. Ben arkaya oturdum. Kim dedi sana arka tarafa otur diye? Özcan dedi. Yani kimse görmesin diye zaten arabayı içeriye çekiyor. Bak dediler diyorsun. Bana arka tarafa otur dediler. Ben de oturdum diyorsun. Ablam oğlu da vardı dükkanda. İşçisi de vardı. Kimse görmesin diye beni zaten direkt arabayı yani arkaya doğru geçirdi. Direkt içeriden bindim. Ben kapının önünden binmedim. Melek seni görmeyecekleri bir durum varsa, tedirgin olunacak bir durum varsa sen bunca sabah saat 7.30'da açılmış bu dükkan. Senin demene göre Özcan gitmiş gelmiş araba değiştirmiş. Sen bir imdat falan niye demiyorsun? Niye kaçmıyorsun dükkandan? Abla bana o dakikaya kadar bir şey yapmadı. Bana sadece bahçede zarar verdi. Orada bir şey yapmadı bana. Ya bir şey yapmadıysan yani bunun bir izahını yapabilir misin? Ne işin var senin bu adamla?
burada ya, kapalı kepenklerin arkasında ne işin olabilir? Abla beni oyalayan değilim. Özcan beni evimden alıp götürüyor oraya. Ben kendi isteğim arzuma gelmiyorum. Özcan Murat'a götüreceğim diye geliyorum oraya. Ben de onun için gidiyorum oraya zaten. Tamam, gittin. Bekledim, bir saat gelmedi. İki saat oldu, üç saat oldu. Sen demiyor musun? Nerede ya, sen beni burada tutuyorsun. Abla dükkana gelecek dedi. Bu adam senin burada olduğunu biliyor. Buraya kesinlikle gelecek diyor. Başka da bir şey söylemiyor. Yani o an için Özcan bana hiç zarar vermedi. Vallahi yani mecbur kaldım orada, bekledim. Bu kadar gece abla, kapalı kepenkler arkasına zarar vermemiş bir adamın da ertesi gün buradan böyle çıkıp seni tarlaya götürdükten sonra neden zarar verdiğini de ben izahını yapamıyorum kendi aklımda. Yani adam sana zaten bir şey yapmak istese gece orada yapardı. Niye yani bir de aldı seni kilometrelerce uzağa götürdü de o bahçede yaptı o zaman? Zaten sen orada kapalı kepenkler. Onu soracağını Özcan'a sorun. Olur mu? Kepenkler, sen bileceksin kapalı onu. Sen oraya gidiyorsun. Beni bir yere davet edebilirsin. Birisi gelecek. Ya kardeşim ne kadar bekleyebilirim ki ben? Yarım saat beklerim, bir saat beklerim. İkinci saatte derim ki bir dakika ya. Bir de insana bir fenalık basar bu kapalı kepenklerin arkasında. Sen bir dakika derim, açsana şu kepenkleri bir ya. Burası Adana. Hava sıcak. Sıcak. Siz içeride pişmediniz mi? Abla mecbur pişiyorsun ama Murat gelecek diye bekliyorsun yani. Bu adam bana o dakika zaten zarar vermedi. Tamam, Murat gelecekse açın kepengi de adam da gelince içeri girsin. Abla onu istiyorum yani. Özcan'ın kalmış olduğunu ben diyemem. Özcan'ın kafasından o an için ne geçtiğini ben bilmiyorum. Bak, ben sadece bana söyleneni yapıyorum. Özcan'ın kafasından ne geçtiği önemli değil Melek. Sen niye o sıcakta kapalı kepenkler ardından? Orası var ya 1000 derecedir ya. Sıcak da abla. Bir de kepenkler kapalı. Çünkü vantilatörle beklediğim bir yer yani. Abiler çekebilir yani, sıcak bir yer orası. Ne diyeyim? Gecenin diğer ısı yanıp kepenkleri açıp bıraktığını zannetmiyorum. Ki beni sabah çıkartırken tırsan bir adamdan ne söyleyebilirim? Melek Hanım, olayların anlatış şekli, senin izahın, görüntüler, çelişkilerin çok net bir şekilde olduğunu ortaya koyuyor. Bak ben dün de sana sordum. Senin evet, üzerinde vücudundaki yara, bere veya çizikler senin anlattığın gibi Özcan'ın seni yere yatırıp da bir takım arzularından dolayı, senin oraların itirazlarından dolayı. Hocam zaten bunu Özcan evet ben yaptım diyor yani bunun 2-2-4 yani benim herhangi hayır, bir sendeki izler bunda. Ya Özcan da tabii diyecek. Sendeki izler iki türlü meydana gelebilir. Bir, Murat'la yapılan bir takım boğuşmalar esnasında senin vücudunda kalır bu yara bere izleri. İki, Özcan Murat'a bir şey yaparken sen mani olmaya kalkarsın. Murat'ı kollamaya, müdafaa etmeye kalkarsın. Bu takdirde de Özcan'ın darbelerine maruz kalabilirsin. Bu tabii sizin iddianız. Hocam ben Murat'ı sadece öğlen gördüm. Benim görüşüm bu. Beni evime bıraktı. Murat'ı görmedim ben. Ben sadece telefonda görüştüm Murat'la. O zaman bak, Özcan'la olan şey hikayede Melek tutmuyor. Efendim, eğer bu sen şu an görüntüleri izleyebiliyor musun? Hayır. İzleyebilsen iyi olacaktı. Yok, izleyemiyorum. Murat 14.49'dan sonra Murat zaten ortada yok. Murat yok zaten ortada. Yani eğer Murat'ı Özcan alıp götürmediyse bir yere. Evet. Zaten Murat orada sizin o kepenkler kapalıp sıcaktan bayıldığınız yerde, o da orada olmalı. Abla o gün orada zaten Özcan'la ikimiz vardık gece. Kimse yoktu. Melek bak kusura bakma. Efendim? Seni buyur çok abla, sevdim. Senin yaşamına çok da üzüldüm. Ama yanılmışım. Bak şundan dolayı yanılmışım. Kendime de kızıyorum. Yanılmışım. Çünkü hiç kimse gece orada Adana gibi yerde o sıcakta o kepenkleri, artık bu görüntüler geldikten sonra çünkü tamamen emin oldum, tanımadı. Özellikle senin deyiminle yani istemediği, beğenmediği falan bir adamla gece sabaha kadar orada sabahlamaz. Bak hiç kimse diyorum buna. Hiç kimse, bir erkeği bile orada hani hoşlanmadığı bir kadınla tutamazsın 7 sene. Ben Adana'yı çok iyi bilirim. Evet. Çok sıcak bir yerdir. Sıcak, çok. O sıcaktan dolayı çok börtü böcek de olan bir yerdir. Evet. Tahminimce o dükkanın içi de hani ne olacak, kepenklerin altı. Nasıl kaldın sen orada o halinle? Sıcak, börtü böcek, peki kepenkler kapalı, cam yok, pencere yok. Yanında istemediğin bir adam. Abla ben yaptıysam ben çekeyim.
Bir başkası yaptıysa başkası çeksin. Ben hepsini anlattım size. Bana bu şekilde yapıldı ve ben bu şekilde çıktım diye hepsini anlattım abla. Ne eksine artık kimseye bir şey söylemedim. Ne yaşadıysam onu anlattım. Siz diyorsunuz ki hayır orada melek görünmüyor. O zaman melek kullandı. Ben araba kullanmayı bilmiyorum zaten abla. Özlem beni dükkandan alıyor. Hiçbir şey yok. Abla bak petroldeki kameralardan da göreceksiniz bunu. Ben petrole gidiyorum. Özlem arabanın içinde bekliyor abla. Orası olabilir. Ben orasını olmaz demiyorum. Bak Melek sen bana dün şöyle anlattın. Ben hiç konuşulanı hiç unutmam. İsim unuturum, yüz unuturum falan. Konuşulanı hiç unutmam. Sen bana aynen şöyle anlattın. Dedin ki sabaha kadar biz oradaydık. Sabah Özcan'ın oğlu geldi. Dükkanı açtı. Bak aynen bu senin ifaden. Dükkanı açtı. Elimde kamera görüntüleri de kayıtlı yani. Açtı. Bunun üzerine Özcan çıktı. Bir 10 dakika sonra geri geldi. Ne arabadan bahsettin, ne araba değiştirilmesinden bahsettin, ne de gelen öteki kişilerden bahsettin. Bana da dedi ki, ya gel bir de biz bir tarlaya da bakalım. Hani arabanın arkasına bin falan. Şimdi arabanın arkasına bin ne demek yani? Arabanın arkasına bin falan. O ne demek biliyor musun? Yani sen oradan çıkarken seni kimse görmesin demek. Seni kimse, tamam. Seni kimse görmesin diyor ama insan bunu kimden saklayabilir? Ailesinden saklayabilir. Oğlunu çağırıyor oraya. Evet. Oğlu demek ki oğlunun görmesinin bir çekincesi yok. Yok. Hı. Zaten dükkan açılmış. Sen orada saatlerce kalmışsın. Yani bir 10 dakika 20 dakika değil ki senin artık arkaya geç seni kimse görmesin diyecek bir durum da yok. Evet. Bir başka yıkamacı da çıkıyormuş gibi de çıkabilirsin gayet rahat. Yani hiç mantıklı değil anlattıkları. Sen farkında mısın bilmiyorum. Abla ben iğnenin tesiriyle zaten unuttuğum, çoğu hatırlamadığım şeyimi zaten hepsini anlattım. Hangi iğnenin tesiriyle? Ablalara. Hangi abla iğne bu? Sakinleştirici yapıldı. Hangi iğne bu? Sakinleştirici yapıyorlar sadece. Ne yapılıyor? Sakinleştirici. Sakinleştirici. Evet. Ne abla. Zaman yapıldı o sakinleştirici iğne? Birkaç gün önce. Birkaç gün önce? Üst üste evet. Yani sakinleştirici iğne yapılınca şimdi mi hafızan yerine geldi? Olmaz. Oradaki ablalar aradı. Abla bana böyle demişti. Ardivan'ımla böyle konuşmuştu. Ben hepsini anlattım orada. Müge Hanım şu var. En büyük kanıtlardan bir tanesi Murat'ın içeri girdiğine dair görüntüler var. Çıkışına dair görüntü yok. Bu şeyin de arka kapısı yok. Yok. Başka bir çıkış kapısı da yok. Yok. Yok çıkış kapısı da yok. Bu neden? Giren çıkan pek çok araba var. Evine. Giren çıkan pek evine çok insan var. Dükkanına. Murat bir dakika yenge. Murat giriyor ama Murat bir daha oradan çıkmıyor. Çıkmıyor. Yok. Özet bu. Evet. Yani bu 14.49'da oraya da gelelim. 19.01 arası. Zaten her şeyi bitiren bir şey. Yani 14.49'da Murat'ın çıkmaması yeter. Yani Yasemin Hanım diyor ki ben tanıyorum işte 14. Zaten onu Fahri Bey de doğruluyor. 14.49'da geliyor araç. Bakın Murat da ben onun neden koşa koşa çıktığını da çok merak ediyorum. Koşa koşa çıkıyor. Evet. Murat ön kapıyı açıyor. Ön kapıdaki bir kişiyle konuşuyor. Ben size bir şey söyleyeyim ya. O öteki aracı kullanan Murat da olabilir. Ben bilmiyorum. Evet ya o aracı Murat da kullanıyor olabilir. Bakın ben size söyleyeyim. Hangi öteki aracı? Bak göstereceğim size onu. Ne oldu hayatım nereye geçtiniz? Seneye şey istiyorum. Kendim ayarlayacağım buradan gözle. Kumanda. Olmuyor böyle. Bakın buradan gidiyor ya kıyafetine dikkat edin. Buradan Murat girdi 14.49'da içeri. Devam edin görüntülere. O beyaz, o zaman oğlu dediği kişi bu herhalde. 15.07'de de çıkıyor bu araç. Buradan Özcan'ın aracı. Şimdi Murat içeride. Murat içeride yani. Murat girdi, Murat'ın çıkışı yok. Veya o şu an çıkan arabanın içinde. Ya da içinde. Bu aracın içinde. Veya bu aracın başka alternatif yok. Şimdi bu aracın içinde. Evet. Murat varsa da yoksa da bir kere Özcan var. Orası kesin. Evet. Çünkü Özcan'ın da bir daha çıkışı yok. Murat'a... Şimdi Murat girdi. Özcan da girdi. Özcan çünkü ben çalışıyorum dedi ya bize. Evet. Bu çıkan aracın içinde Özcan bir kere mutlaka var.
Bir de bu araç bana yanılmıyorsam kalabalık geliyor içi. Evet. Beyazın önüne geldiğimizde daha net gözüküyor. Bak aşağı da. Bakın. Hani benim dediğim camlar. Hani camlarda kafa gözüküyor mu falan. Tabii peki, arabanın arka koltuğu da olabilir. Bagajın yüksekliğine bakın. Bagajı. 4 kişiler. Ben orada. O kadar bu, anlaşılıyor mu öyle? Tabii. Yani anlaşılıyor. Ben öyle hissediyorum. Yani objektif bir bulum değil. Ama ben kişisel olarak o şekilde görüyorum. Hadi. Daha arkası kalkmış olan bir araba, arkası inik olan bir arabadan bahsediyorum. Ve içeride de birkaç kişi varmış gibi deseniz de ben birkaç kişi olduğunu düşünmüyorum. Zaten dikkat ederseniz. Arabanın arkası çökmüş gibi mi yani? Evet. Bak tekere bakın. Ben orasını anlamadım. Ben sadece diyorum ki bu aracın içinde mutlaka ve mutlaka Özcan var. Ben o kadarını anlamam mümkün değil. Burada doğru. Mutlaka Özcan var. Bakın Murat girdi zaten içeri. Evet. Artık hani 16-17 dakika oldu. Murat girdi içeri. Gidiyor buradan da Özcan. Özcan Bey eğer sizin dediğiniz gibi Murat yanınızda değilse Murat'ın buradan çıkış görüntüsü yok. Murat eğer sizin yanınızdaysa siz nereye bir daha buraya geri gelmemişsiniz. Nereye götürdün? Nereye gittiniz kardeşim yani? Evet. Yani sen dememiş miydin? Benim bakın 19'da da kepenkler kapatılıyor. Yani Murat içeri giriyor. Murat dışarı çıkması için tek bir araç var. Tek bir araç da Özcan'ın kullandığı araç. Yani Özcan ya aldın adamı aracın içinde hani kendi ayaklarıyla şöyle ben orasını bilmem beni ilgilendirmez. Ya neyse ama yani. Ama o aracın içinde sen olduğun kesinse yanında da Murat olmalı. Ve Murat'ı götürdüğün yeri de senden başka sen bilen yok. Sen söyleyeceksin o zaman. Sen aldın Murat'ı nereye götürdün? Ne haliyle götürdün, ne şekilde götürdün? Hı. Murat o aracın içerisinde normal yaşantı içinde miydi, değil miydi? O da belli değil. Hayatta mı, değil mi? Ha. Onu peki, söylüyorum. Melek, arkada Melek mı, telefon önde hattımızda mı hala? Melek'ciğim, sen o gün ilk kaçta aradın Murat'ı? İkisi. Abla bir buçuk gibi eve bıraktı. Tamam. İki buçuk olsun en fazla. Aradı, ne dedi sana? İmamoğlu'na girdim ya da giriyorum dedi. Yani Kozan'la Adana'nın arasında İmamoğlu diye bir yer var. Ne yapacakmış orada? Yok oraya giriyorum dedi. Yani Kozan'a yaklaştığını belirtti. Yani Özcan'ın dükkanına doğru gidiyor öyle mi? Evet evet Kozan'a gidiyor. Peki sonra bir daha aradın mı? Kendisi aradı herhalde yanlış bilmiyorsam abla. Ne yapıyorsun diye aramıştı abla. Tamam o ne dedi o sırada sen ne yapıyorsun diye sorduğunda? Arabanın yolda kaldığını mazot mu almaya gönderdik çocuğu dedi. Yoksa mazot almaya mı ne gidecek dedi. Kiminle kalmış? Bir şahıs var abla. Kiminle kalmışlar araçta? Abla şimdi Özcan yanında Özcan'ın sesini duyuyorum ama bir kişi daha var Murat'ın bahsettiğine göre. Araba kalabalık ben size söylüyorum. Yani o zaman sen, ben bunu da bilmiyorum, benzini anlattıysa da ben bilmiyorum Meleğin, dikkat etmedi. Hiç anlatmadı. Yani valla ben duymadım. İlk defa bugün duyduk mazot meselesini. Ha, ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ha, telefon bağlantısında mı söyledi? Onu hatırlamıyorum. Yani sen aradığında demek ki bizim aracımız yolda kaldı dediğine göre bu yıkamacıdan da çıkan tek bir araç var. Kamera görüntüsü öyle söylüyor. O da 15.07'de Özcan Bey'in aracı çıktıktan sonra... Ha Meleğin de telefon kayıtlarından belli olur zaten. Saat evet. Kaçta konuştu Murat'la. Evet. Murat sana diyor ki araba yolda kaldı. Benzin alacağız öyle mi? Yani birini mazot almaya mı göndereceğiz yoksa gönderdik mi ne dedi abla? Bak yanlış bilgi vermek istemiyorum size. Peki Murat'ın sen, söylemesi. Peki ha, sen daha sonra Özcan seni orada sabaha kadar oturup konuşurken dedin mi? Aa arabanız kalmış nerede kaldı falan. Yok hiçbir şey sormadım abla. Hiç aklıma gelmedi. Hiç aklına gelmedi. Yok hayır hiçbir şey sormadım abla. Sen bu Murat'ın telefonu senin eline nasıl geçti dediğinde ne cevap verdi sana? Arabada unuttuğunu söyledi. Nerede unutmuş? Neredeyken? Yani Özcan'ın bana söylediği Murat'la ikisi tarlaya gitmiş. Murat ne? Motorun üstünde dedi. Bunun bindiği aracın içerisine de oturmuşlar. Sigara falan içtiğini söyledi. Telefonu da orada unutmuş. Sahile gitmişler. Unutma. Sen bunu da ilk defa söylüyorsun. Arkadaşlar ben hiç unutma. Ben öteki oradaki hatırlamam. Oradaki ablalarla konuştum ama size bilgi verelim nereye herhalde Müge abladan. Nerede sigara içmişler? Sahil neresi? Sahil. Adana'nın sahili neresi? Sahil değil. Tarlada. Tarlada? Evet. Tarlaya gitmişler? Evet.
Arabanın içinde oturmuşlar. Orada da telefonunu unutmuyor. E tamam, sonra tarladan nasıl gitmiş Murat? İşte Murat gelmedi abla. Murat yerine Özcan işte beni odaklanmaya geldi. Hayır, sana şimdi dedi ya. La ilahe biz gittik ya beraber tarlaya. Tarlada evet sigara içtik. O sırada da telefonunu unuttu dedi. Yani sen evet demedin mi? Murat nerede indi? Nereye gitti? Murat motorun üstünde bahçe yapıyor dedi. Abla telefon görüşmemizde bunlar var zaten. Murat'ı çağır diyorum. Murat diyor uzak. Tarlada diyor. Beni sen, böyle oyaladı eve geldiğinde. Sen geceki konuşmayı söylüyorsun artık. Evet. Akşamki konuşmayı. Peki sen, değil mi söylüyorum ben? Sen bu hani benzin bitti diye konuştuğun aşağı yukarı saat kaç olmalı? Abla öğleden sonra akşama doğruydu. Mesela 4 mü 5 mi hani öyle bir şey hatırlıyor musun? 6 mı? Abla o civarlarda olabilir. Tam bir yani şu an aklımda değil. Yani saat kaçta aradı, saat kaçta ne konuştum bilmiyorum. Ama akşam üzeriydi, iyi biliyorum. Akşam üzeriydi. Sonra bu konuşmadan evet sonra da bir daha sen onun sesini duymadın. Hayır. O zaman? Oysa Murat 14.49'da dükkanda. Hocam bakın ben şunu size söylüyorum. Bakın buradan araç çıkıyor ya şu araç. Evet. Burada değil. 15.07'de. 15.07'ye gelelim. 15.07'de araç çıkıyor ya buradan. Evet. Bu 15.07'de çıkarken diyorum ki ben Özcan'ın başka bir girişe çıkışı olmadığı için daha sonra. 15.07'de çıkan aracın içinde Özcan'ın olduğu kesin bu aracın içinde. Şimdi bundan evvel de Murat girmiş ya. Murat bu araçla çıkıyor olabilir. Kuvvetle muhtemel de çıkar. O da nereden anlaşılır? Meleğin şimdi telefon kayıtlarından Murat'la kaçta konuştuğu çıkar. 15.07'den sonra Murat'la konuşması çıkarsa tabii telefonu açtığında da konuşan kişi Murat mı olur, Özcan mı olur, Murat'sa. O da belli değil. Murat'sa buradan Murat'ın çıktığını da düşünebiliriz. Buradan da tarlaya gidilir mi? Gidilir. Çünkü adam buna ne ver? Arabasını bırakıyor, 12 bin lira alıyor. Ben tarla sahibine vereceğim diye zaten buraya geliyor. Gidecekler tarlaya, tarlanın sahibine verecekler. Buradan beraber çıkarlar. Buradan geriye dönüş yok. Buradan sonra yok artık nereye gidiliyorsa gidiliyor. Gecenin saat yarımında buraya beyaz bir araç bütün geliyor. Bütün bu anlatılanlar... Melek Hanım da diyor ki beni aldı getirdi. Bütün bu anlatılanlar... Ben size şöyle söyleyeyim. Evet. Murat Yunanistan'da falan değil kardeşim. Değil kardeşim, bir defa... Telefonun unutulmuş olması bütün bu anlatılanları sıfıra kalbediyor. Benim telefonu bırakıp da Murat bir yere gitmez. Oturdular, sigara içtiler, tarlaya geldiler. Rami Bey, hani gitti gitmedi bu görüntüler gelmeden önce bizim fikirlerimizdi. Heh. Şimdi artık bugün bunu konuşmanın hiç anlamı yok. Hiç Yunanistan lafı bitti artık. Hayır yani telefonunu bırakır da gider mi gitmez mi? Gideceği de varsa gider, gitmeyeceği varsa da gitmez. Ben artık oralardan geçtim. Benim şimdi elimde bir görüntüm var. Evet. Ben de bu görüntüye göre diyorum ki artık geçtim ben onu. Evet. Özcan, sen hani gitmişti bir de bay bay yapmıştınız birbirinize. Nerede o görüntüler diyorum. Evet. Bitti artık o. Telefonunu bırakır mı, yok, unutur mu, unutmaz mı? O pasafisi olarak kaldı. Burada çok net bir şey var. Tamam. Adam içeri girmiş, bir daha başka bir araçla çıkmamış. Tek bir araç çıkıyor. Özcan'ın aracı... Beraber çıkıyorlar, bir daha yoklar. Nereye gittiniz kardeşim diyorum ben. Bütün ifadelerde çelişki olduğu yani gibi telefonunu kapatıyormuşsun. İstediğin kadar kapat yani. Nereye kapatacaksın? Efendim şey değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ben. Murat Bey'in cep telefonu bu dükkanda kesilmiyor mu? Yok, o siz başka bir konuyla karıştırdınız. O değil mi? O Erman'ın konusuydu. Verelim ara. Kızımızın %50 zihinsel engelli raporu var. 19 yaşında, 31 Mayıs'tan bu yana kayıp. Çanakkale Çan ilçesi Bostandere köyünde yaşıyorlar. Anne benim ilaçlarımı verir misin dedi. Ama çok mesafesi uzaktı. Ne İki sefer kırılarında bulundu. Evlatımı istiyorum ya. Efendim inşallah bir gören bilen vardır. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Vallahi artık bundan sonra bence top Özcan Bey'de. Evet.
Özcan Bey dediği gibi Murat'ın ona bir bay bay yapmadığına göre çıkarken arabada kim vardı? Hani Özcan alıp da bir yere gitti de yok. Özcan alıp çünkü arabayı götürdüyse geri getirmesi lazım. Geri de getirmiyor. Evet. Artık bundan sonrası Melek Hanım'ın da açıp da bizim benzinimiz bitti vesaire falan demesinin de doğru olduğunu kabul edersek o zaman nerede benzin bitti, nereye gittiler, evet, yanlarında kim vardı? Bir de arkadaşlarımız iki görüntüyü, hocam bakın sizin dediğiniz o iki görüntüyü ayarlamışlar. Bu aracın, oradan bahsetmiyorum ben. 15.02'de araç iş yerine girerkenki görüntüsü, bu değil, bunu alın. Hani hocam iki, bu değil. Hani en son çıkarken. Tamam, bu sağdaki doğru. En son çıkarken. Girerken de aracın hani iş yerine giderkenki görüntüsüne bakarsak, tek başına gittiğini farz kabul edersek, daha hiçbir şey yok, Murat yok ortada vesaire. Onun acaba tekerlekleri nasıl? Ben anlayamıyorum. Anlamıyorum zaten arabanın, yani o süspansiyon diyorsun. Peki, anlamam o işlerden. Sübjektif. Yani benim şey için hani orada böyle çok bir ağırlık şeylik falan, yani ben göremedim. Buradan baktığımız zaman arabanın çıkışında arabanın arka koltuklarında bir ağırlık hissi var. Evet. Tekerlek lastiklerinde sanki bir böyle çökme var hissine kapılıyoruz ama bu %100 bir şey değil. Ben burada Melek Hanım'a bir daha sesleniyorum. Melek Hanım, bugüne artık kadar ki ifadeleriniz yani bize göre biraz çelişki var, gerçeği yansıtmıyor. Siz lütfen bir kere daha şöyle avuçlarınızın içerisine başınızı alın, rahat rahat düşünün, vicdanınızın sesini de duyun. Bu kadar sevdiğinizi belirttiğiniz, bu kadar paramı pulumu verdiğim adam dediğiniz, altına araba aldım dediğiniz kişinin akıbetinin ortaya çıkmasını istiyorsanız bir takım bilgileri daha net olarak ortaya koyun. Bize verin veya jandarmaya verin veya ilgililere verin. Ama bildiklerinizde bir takım gizlilikler var. Bu gizlilikleri açıklayın. Size ama benim tavsiyem bu. Rahmi Bey zaten Melek Hanım attı mı hala? Melek Hanım, yani bu görüntüye de baktıktan sonra siz Murat'ın akıbetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Abla, benim tahminimi sorarsanız Özcan bana bunu yaptıysa Murat'a da yapmıştır. Ben kimseden de bir şey gizlemiyorum, kimseden de bir şey saklamıyorum. Neyim varsa hepsini de anlattım. Sana son bir şey daha sorabilir miyim Melek? Eğer Murat geriye dönse ve Özcan'ın sana tecavüz ettiğini öğrense, evet, bunu umursar mı? Bilmiyorum abla. Ama kimseye laf ettirmeyen bir insan. Hayır, yani hani ikinizin arasındaki ilişkiyi bilmediğim için söylüyorum. Yani gidip arkadaşına sen niye benim beraber olduğum kişiye bunu yaptın der mi demez mi? Hesap sorar mı derseniz abla bilmiyorum. Anladım ben. Çok küfür eder, hakaret eder ama arkasını aranla bilmiyorum abla. Yani normal şartlarda Müge Hanım, normal şartlarda hanımefendinin normal yaşantısı ne olursa olsun ama kendi yakın arkadaşının Melek Hanım'ın ifadesiyle zor kullanarak ona sahip olmaya kalkması Özcan'a bir sorunun sorulmasını gerektirir. Kesin gerektirir. Hiç bunun izahı yok. Ama Duygu, senin zaten başta da söyledin ki. Fakat bir başka bir durum daha var. Zaten şu anda öyle bir şey olmaz ki. Herkese söver, ellemezdi ki. Yapın derdi, buna derdi yani. Söverdi, buna da söverdi yani. O yüzden yani şu anda Özcan'la bu hanımefendinin daha önce özel bir arkadaşlığı var mı yok mu? Ya arkadaş var yani. Hani Duygunu anlamak istiyor canım. Sonradan Murat devreye giriyor mu ikinci olarak? Murat'la beraber ya yaşıyor. Aynı evde kalıyoruz zaten. O olayları zaten kendisi bilerek yaptırıyor. Yani Özcan'la Murat hep beraber aynı evde mi kalıyorsun? Ya hep beraber kalıyorduk hocam zaten.
Biz kendimiz çıkıyorduk evden. Murat abi hastaneye geliyordu bizim yanımıza. Direkt o zaman beraber kalıyorlardı zaten. Özcan'la Melek beraber zaten kalıyorlarmış. Zaten tarlada bunu yaptıysa ya. Eğer ağzını yani. Yüzünü sildi diyor. Kanları temizlemiş. O zaman bunu yapan adam ağzını yüzünü nasıl temizlesin ya? Yok ya. Tamamen laf ola beri gele. Açıkçası bu. Bir de ikinci telefonu vardı hocam. O da kayıp şu anda. Evet. Yok canım ben çok artık yani bu görüntüye dayanarak söylüyorum. Artık hani bunu söylemekte de hiçbir çekince görmüyorum. Murat ya o dükkandan çıkmamış. Çıktıysa da Özcan'la beraber çıkmış. Özcan Bey de çıkacak o zaman diyecek ki ya kardeşim ben çıktım. Tek başıma çıktım. O zaman biz de geri kalanlara oğlumu var dükkanda çalışıyor kim çalışıyor diyeceğiz ki nerede bu adam çıkmamış sizin hiç arkanızdan çıkmadı. Diyeceğiz. Ya da bugüne kadar onunla beraber çıkmadığını söyleyen Özcan Bey sizinle beraber çıktıysa arkadaşınızı nereye götürdüğünüzü söyleyeceksiniz yani. Bunun hani artık başka sorulacak bir soru yok. Başka bundan bunun sonra durumu yok. Zaten o soruyu soracak kişiler de biz değiliz aslında bu saatten sonra. Hayır. Bunu yapacağız. Bu arada öğrendiğim kadarıyla Özcan Bey'in oğlu bu civardaki dükkanlara hani siz mi verdiniz görüntüleri falan diye şu anda böyle bir şey içindeymiş. Bağırıp çağırma içindeymiş. Yani buradan da yetkililere duyurayım. Kimse kimseye görüntü vermiyor. O görüntüler orada duruyor. O görüntüler de bir şekilde elde ediliyor. Ayrıca alınsın görüntüler. Niye verilmeyecek? Bir sakıncası yani. Yoksa görüntülerin yayınlanmasının ne gibi evet. Sizin için kötü tarafı olabilir yani. Ki? Yayınlansın. Bu davamış da bir sıkıntı yoksa. Ya ayrıca bu görüntüler Özcan Bey'in anlatımlarını tamamen doğrulayabilirdi. Biz de derdik ki aha da işte aynen söylediği gibi adam da gitmiş bir de el sallamış Yunanistan'a gitmiş. Yani. Hoş verin siz geçin bu işleri yani Elmar Hanım. Yalan. Aslında yine ümitlenemiyorum çünkü hala Erman Bey'le ilgili bir gelişme olmadı İzmit'ten. Hala kayıp olarak aranmaya devam ediyor onca görüntüye rağmen ama bu görüntülerin de çok önemli delil olduğunu düşünüyorum. Artık bundan sonrası ne olacak? Çünkü neden bir insan doğru söylemez bir konuda daha sonra görüntüler çıkar başka evet. Bir şey olur. İnşallah çözüme ulaşsın neredeyse çıksın. Ferda Hanım da bir şey söylemek istiyor. Bir kişi konuşabilir miyim? Tabii tabii. Ben savcıya, jandarmaya sesleniyorum. İfadesini almak istiyorum. Erkasa buraya çıksın gelsin ifade versin. Benim oğluma ne yaptıysa Özcan yaptı. Başka Allah'ın kulu yapmadı. Ben bunu istiyorum. Benim oğluma ne yaptıysa gelsin burada söylesin. Gitsin jandarmaya, hakime de söylesin, savcıya da söylesin. Benim oğluma ondan başka yapan olmadı. Dükkanında ne yaptıysa kendi yaptı. Benim oğlumu gelsin burada ifade versin erkek gibi. Niye kaçıyor? Niye gelmiyor buraya? Niye avukat tutuyor? Niye suçlu dalda niye avukatı tutuyor? Suçlu da işte avukatı tutuyor. Benim oğlumum. Ben bunu istiyorum. Ama ben avukat oğlumu zaten yani avukat. Benim oğlumu şeye çıkarsın. Meydana çıkarsın net avukatların değilse. Avukatların da Allah yardımcısı olsun. Vallahi yani avukatlara ben artık avukatlara da üzülüyorum. Avukat ne yapsın yani işte. Tabii ki o kanunen olması gereken bir şey. Evet, her avukatı tutan suçludur diye bir şey öyle bir şey söyleyemeyiz. Herkes istediği zaman suçlu da olsa suçsuz da olsa avukat tutma hakkına sahiptir. Tutabilir. Ama sonuçta avukatlar da yine kanuni ölçüler içinde görevlerini yaparlar. Onların bu olaylarla zaten hiç ilgisi yok, alakası yok. Kim kime isterse başvurabilir, beraber çalışabilir profesyonel bir şekilde. Avukatı gerçekten var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama Özcan Bey'in yayınımıza gelmeme sebebi çok istemesine rağmen eşinin onu bu olaylardan dolayı terk etmesi mi, terk etmekle tehdit etmesi mi, eve almamasıymış, eve almıyormuş onu. Nedeni oymuş. Bence artık bu saatten sonra zaten eşi de gitler artık. Şimdi artık eve alıp almama mevzusundan geçti. Bir kere zaten insanın eşi eve almayacak diye korkusu olsa adamın, ben size çok samimi bir şey söyleyeyim. O geceyi dışarıda geçiremez.
Yani sen ben gece dışarıdayım dediğinde zaten kadın sana demeyecek mi neredesin diye. Zaten almayacaksa o zaman almaz. Bunlar hepsi biraz hikaye işler. Özcan Bey, kapımız sana her zaman açık. Bak seni defalarca aradık. Yani bu görüntülere verecek bir cevabın vardır diye. Sen telefonla açmıyorsun. Gelebilirsin. Bu saatten sonra artık hani nereye gider, ne konuşur ben zaten onu bilemem. Bundan sonrası da tabii. Adaletin işi. Evet, yetkililer gereğini yapacaktır. Vererek, biraz sabırlı ol ablacığım. İnşallah en kısa zamanda yetkililer ortaya koyduğumuz bu fotoğrafları değerlendireceklerdir. Ya karısından korkusu olur mu? Bak, yani niye anlamıyorsunuz? Karısından korkusu olan adam alıp elin sevgilisini yıkamacıda sabaha kadar kalabilir mi abicim? Karısı demiyor mu var neredesin diye? Böyle bir mantık var mı bu yani? Bu korkusu bir yani. Başkası yani tecavüz karısına, ediyor yani. Neyse, karısına atmıyor ifadeye göre. Yani. Evet. Yalan. Zahir. Evet. Efendim yarın devam edeceğiz. Bugün yarın Ramazan. Evet. Herkese ilk sahura kalkacak herkes. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bu akşam ilk sahur. İlk teravih namazı ve ilk sahur. Bütün İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün insanlığa da hayırlara vesile olsun. Hepinize inşallah hayırlı bayramlara kavuşmayı Cenab-ı Hak sağlıkla nasip etsin. Amin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun hocam. Bir de tabii vefatımıza. Bugün de konunun dışında bir cümle bir şey. Buyurun hocam. Sayın Süleyman Demirel'in bu sabah vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin evet. Başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Önemli bir siyaset adamıydı. Evet. Çok yararları oldu. Yakınlarının da başsağlığı ve sabır dilerim. Kendisine kesinlikle. De rahmet diliyoruz. Evet, rahmet ve mağfiret diliyoruz efendim. Evet. Peki. Yarın görüşeceğiz. Şimdi bak siz şimdi tabii gece sahura kalkacaksınız falan. Sabah açamayacaksınız pek onda program ama en azından şu konularla ilgili olanlara rica ediyorum. Lütfen sahurdan sonra uyuyun. Sabah da kalkın ki sizden bilgi rica ediyoruz. Çünkü evet. Yarın görüşebilmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.